Haber Global'den merhaba, iyi akşamlar. Neden programında Türkiye'nin gündemini konuşacağız konuklarımızla birlikte. Özellikle de yerel seçim sürecinde duracağız. Çünkü işte artık yaklaştıkça mesele ve zaten adayların çok büyük bir bölümü de belli. İzmir'in dışında CHP'nin İzmir adayı merakla bekleniyor. Büyük bir ihtimalle yarın açıklanacak. Beklentiler o yönde en azından. Dolayısıyla başta İstanbul, Ankara, İzmir yarışı olmak üzere bir kez daha büyük şehirlerdeki yarışa hem adaylar da belli olduğu için büyük oranda bir kez daha şöyle bir gözden geçireceğiz. Çünkü projeler de yavaş yavaş açıklanıyor. Mesela bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısı vardı. Orada Ankaralılardan neden oy istediğini, seçilirse nasıl bir belediye başkanı olacağını anlattı. Konuşacağız hepsini. Bir yandan da seçim güvenliği tartışması var mesela. O da gündemimizin önemli başlıklarından biri olacak. Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiği yönündeki eleştiriler hala devam ediyor. Bugün MHP liderinin gündeme getirdiği bir öneri, acaba konuklarımız ne düşünür soracağım. Ve bir de tabii yine beka tartışması. Özellikle işte Suriye, Fırat'ın doğusu, YPG, PKK ile mücadele ekseninde, aslında FETÖ'yü de buna tabii dahil etmek gerekiyor. Bir kez daha Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından biz beka vurgusunu duyduk bugün. Kimlerle konuşacağız? Hızla konuklarımı da tanıtayım. Hukukçu Bahadır Erdem bizimle birlikte, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Bahadır Bey. İyi akşamlar, selam. Mustafa Balbay, 24-26. Dönem İzmir Milletvekili. Hoş geldiniz Sayın Balbay. 24'e dahil, yanlış değil. Tamam, 2 dönemdi değil mi? Evet. Ve Rahim Er, hukukçu, Türkiye Gazetesi yazarı. Rahim Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Optimar araştırmadan Hilmi Daşdemir bizimle birlikte. Hilmi Bey merhaba. Başlayalım hızla gündemi konuşmaya. Şimdi bir bilinmeyenden başlayalım. İzmir'den başlayalım. Programın ilk bölümünde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir, İstanbul, Ankara üzerinde duralım. Sonra biraz daha işte ekonominin etkisi, beka tartışması, seçim güvenliği meselesi gibi konulara gireceğiz. Söyledik programın açılışında, belki yarın açıklanacak CHP'nin İzmir adayı. Yarın parti meclisi toplantısı var. Ve en çok ismi geçenler Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan. Bu arada Aziz Kocaoğlu, Murat Bakan, Özgür Özel isimleri de geçti. Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını açıklamıştı, hatırlayacaksınız, mevcut belediye başkanı. Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş dün katıldığı bir televizyon programında dedi ki CHP'nin adayı Tunç Soyer. Partide bir toplantı yapıldı. O toplantıda değerlendirmeler sonunda, 2 saatlik bir toplantının sonunda Tunç Soyer'e karar verildi dedi. Dolayısıyla eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a döneyim tam da bu noktada. Mustafa Bey, Tunç Soyer mi olacak? Biz onun ismini mi duyacağız? Şimdi tabii görünen tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da, Adana'da bir ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkan adaylığının yükseltildi. Bu Ankara'da da önce bir genel bir değerlendirme olarak kabul gördü. Ama yani değişik nedenlerle sonuç olarak Mansur Yavaş'ta karar kılındı. Bu tablonun devamında görünen o ki, yani İzmir'de de bir belediye başkan, ilçe belediye başkanının büyükşehir belediye başkan adayı olması gündemde. Burada Barış Arkadaş'ın altını çizdikleri hani genel doğrular zaten. Cuma akşamı 45 dakika kadar Kemal Bey Tunç Soyer'le görüştü, yapacaklarını sordu, projelerin hazır mı, ne tür planların var, bütün bunları, ayrıntılarını konuştular. Yani usulen bir konuşma, bir görüşme olmadı. Bu çerçeve içinde an itibariyle Tunç Soyer'in bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Tunç Soyer adı hani dün ortaya çıkmış, birden ya işte yoktu, nasıl öne çıktı denecek bir isim değil. 2014 seçimleri öncesinde de Tunç Soyer'in büyükşehir belediye başkan adaylığı gündeme gelmişti. Ancak o süreçte hem Aziz Kocaoğlu ile ilgili soruşturmalar, Aziz Kocaoğlu'nun 400 yıl hapis istemiyle yargılanıyor olması,
İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinde bir gölgenin bulunması, tabii ki bunların hiçbirinin gerçek olmadığına yönelik bir düşünce hakimdi. Nitekim biliyorsunuz önceki yıl bütün bunlardan beraat etti Aziz Kocaoğlu. Düşünün 400 yıl hapis istemiyle yargılanıyorsunuz. 12 suçlama var ve tümünden beraat ediyorsunuz. Hı hı. Türkiye'nin bir başka gerçeği yargı ama günümüzün bugünün konusu değil. İşte o dönemde de Tunç Soyer en yakın adaylardan biriydi. Şimdi tekrar gündemde. Tabii şu da konuşuluyor. Yani İzmir'de tabii ki ben mevcut belediye başkanlarından Bornova'yı, hani Olgun Atele'yi, Karşıyaka, yani Hüseyin Akpınar'ı, yani pek çok belediye başkan adayımızı tanıyorum. Onlar da büyükşehir belediye başkanlığı yapabilecek güçteler ve öyle bir iklimde var. Ancak Kemal Bey'in hani ilçe belediye başkanının büyüklüğüne küçüklüğüne bakmadan hani ben bu belediye başkanı olsun dediğini görüyoruz. İstanbul örneği Beylikdüzü, İstanbul'daki belediyeler içinde büyüklük itibariyle hani çok önde bir belediye değildi. Ancak, peki Mustafa Bey şöyle evet. sorsam, mesela kimi kulis yazılarına baktığımızda veya bazı araştırmalara baktığımızda mesela Konsensüs araştırmanın bir İzmir'de yaptığı bir çalışma var. Ocak 2019 İzmir'in yerel siyaset trendleri araştırması 7 gün boyunca sürmüş. 5000 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapılmış. Yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi isme oy verirsiniz sorusu yöneltilmiş. %41'i Tuncay Özkan, %31'i Nihat Zeybekçi, %7,2'si Tunç Soyer, %4,7'si Aziz Kocaoğlu'nun ismini söylemiş. Şimdi bunun dışında bazı yine anketlerden isim verilmeden bazı köşe yazarlarına baktığımızda da anketlerde bir Tuncay Özkan isminin ön plana çıktığı fakat Tunç Soyer'in büyük bir ihtimalle aday yapılacağı. Şimdi anketlerde Tuncay Özkan ismi ön plana çıkıyorsa ama seçim Tunç Soyer olursa sizce burada bir sorun var demek olur mu bu? Şimdi ben tabii Tuncay'ı tanıyorum. Aynı gazetede çalıştık. Aynı hücrede yattık genel şey olarak. Aziz Kocaoğlu'nu tanıyorum. Yıllarca ben Bornova Belediye Başkanlığı'ndan tanıyorum. Onun öncesinden tanıyorum. Ben Ege Üniversitesi mezunuyum ve öğrenciliğimde Bornova'da oturdum. Tunç Soyer'i tanıyorum. Babası Uğur Mumcu'nun arkadaşıydı. Ve Tunç Soyer'i İzmir'de turizm yatırımlarından beri tanıyorum. O ankette yer almayan örneğin hani İzmir'de konuşulan Atilla Sertel ki Yüksel Çakmur'un Basın Halk İlişkiler Daire Başkanlığı'nı da yapmıştır belediye başkanlığı döneminde. Kamil Okyaşsındır Bornova Belediye Başkanlığı yapmıştır. Musa Çam İzmir'de gerçekten yerel ölçekte ayrıca bilinen bir milletvekiliydi. Yani şu anda benim gördüğüm listelesek en az 15 banko adayı çıkartabiliriz. Şu anda İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim gördüğüm şekilde genel merkezin beklentisi oy oranımızı kimle yükseltebiliriz yönünde. Ve İzmir'de oyunuzu yani %50 ile seçim alırsınız ama İzmir'in potansiyeli %65 ile de alabileceği yönünde. Zaman zaman o oy oranına çıkıldı. Örneğin Cumhurbaşkanlığında Muharrem İnce'nin oy oranı %65'ti. Bir doz üstüne de çıkılabilir. O zaman İzmir'de alacağınız oy Türkiye ölçeğinde 1-1,5 puan Cumhuriyet Halk Partisi'ne artı katıyor. Bu arayış var şu anda benim gördüğüm. Genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani genel merkezin yaptırdığı kamuoyuyla paylaşılmayan anketler de var. Ayrıca dışarıda yapılan anketler de var. Bunların hepsi tabii ki kıymetli. Onlara ben bir şey söylemiyorum. Ancak şu anda izlenen yol ve Kemal Bey ile benim önceki dönemlerde de yaptığım görüşmelerden çıkardığım hep şu cümleyi hatırlarım Kemal Bey'in. Bir ilçe, biz büyük şehirlerde ilçe belediye başkanlarımızdan en az 2-3 tane her büyük ilde büyük şehre aday olacak güçte ve kamuoyu önündeki tanınırlıkta bir başkan yetiştirmemiz gerekir derdi. Bu seçimde onu gerçekleştirdi. Peki ama izninizle şu soruyu da sorayım size çok kısa. Şimdi ismini gündeme getirdiğiniz tüm adayları evet tanıyorsunuz ve hepsinin de önemli ölçüde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapabileceğini düşünüyorsunuz. Evet. Ama Tunç Soyer ismi açıklanırsa evet en doğrusu buydu der misiniz Mustafa Balbay olarak? Şöyle hakikaten ben hani en doğrusu doğru hani öteki arkadaşlar da haksızlık anlamında demiyorum ama Tunç Soyer'in ben hani başarılı olacağına, insan ilişkilerinin çok iyi olduğunu yerinde görmüş bir kişiyim.
yıllardır İzmir'de yaşamakta, yani İzmir'i genel olarak tanıdığını ve dünyayı da tanıdığını gördüğüm bir kişiyim. Kültür sanat camiası kadar köylülerin de tanıdığı, Seferihisar'da örneğin bütün yerel tohumları almış, hani bu bölgenin tohumlarını kaybetmeyelim deyip köylüyle beraber o bölgenin tohumlarından bir böyle birikim yaratmış bir kişi olduğunu görüyorum. Pek çok kesimle diyalogları var. Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ni kurmuş ve yönetmiş bir kişiyim. Bu bütün bu özellikler bence hani ötekiler yapamaz, en iyisi budur anlamında değil ama seçilirse ben Tunç Soyer'le İzmir, yani bugün biliyorsunuz dünya ölçeğinde kalkınma hızı yüksek yerlerden biri İzmir. İstanbulluların tercih ettiği yerlerden biri İzmir. Biliyorsunuz en çok göç alan yerlerin başında geliyor. İzmirliler bu göçü biraz durdursak diye arayış içindeler. İzmir genel anlamda tabii tüm Türkiye'nin her bölgesi değerli ama insan, eğitimli insan gücü olarak da Türkiye'de Sayın Tolay, üniversite mezunu oranın %5'tir Türkiye ortalaması. İzmir'de %9'dur. Yani hani eğitimli insanların da olduğu bir yerdir ve hani ben Tunç Soyer'in görünen tablo içinde yani İzmir'i mevcut trendini yükselterek devam ettireceğini görüyorum. Peki, tamam. Şimdi aramızda bir kamuoyu araştırmacısı var. Hızla dönelim Hilmi Bey'e. Sizin İzmir'de son dönemde yaptığınız bir çalışma var mı? Ve mesela CHP açısından bakabildiniz mi? Hangi adaylar ön plana çıkıyor? Tunç Soyer ismini duyarsak yarın sizce İzmir için doğru aday mı? Sonuçta kazanacağına da kesin gözüyle bakılıyor bu arada CHP'nin. Evet, yakın zamanda yapmış olduğumuz bir araştırma yok İzmir için. Ancak 2 ay kadar öncesinden beri Tunç Soyer'in kuvvetli bir aday olduğu, CHP'nin aday gösterme potansiyeli en yüksek isimlerden birisi olduğu konuşuluyordu. Ama nedense en son açıklanan adaylar içerisinde sonuç itibariyle İzmir'e baktığımız zaman bugün İzmir'de ciddi bir Cumhuriyet Halk Partisi oyu var ve adayın aslına bakarsanız kim olduğunun da çok önemli olmadan seçilebilme potansiyeli de var. Buradaki ölçüt bir önceki seçimden oyunu ne kadar artırmış ne kadar azaltmış olacaktır. Ama bir önceki seçimde de Sayın Binali Yıldırım orada adaydı. AK Parti'nin o da oylarında %20 kadar artırmıştı. %35 civarındaydı evet. Oyu. Sonuç itibariyle buradaki şeyin yarışın bir de iki kutuplu belli ölçüde yani şeyin bir başkanlık seçiminin iki başkan adayı üzerinden şekilleneceği birçok ilde de aynı şekilde olacağını biliyoruz. İzmir'de de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yarışacak. Bu yarışın şeyi de galibi de orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacak. İzmir'in böyle bir sosyolojisi var, böyle bir seçmen kitlesi var. Bunun da çok değişmesi de mümkün gözükmüyor kısa vadede. Peki o zaman mesela AK Parti açısından İzmir'e baktığımızda Nihat Zeybekçi açısından onun oy oranını değerlendirirken başarı ya da başarısızlığı, mesela son seçimde Binali Yıldırım'ın aldığı oyun ne kadar yukarısına taşıdı ya da aşağıya düştü? Ona mı bakacağız? Burada şöyle bir realitemiz, şöyle bir durumumuz var. Yani bir taraftan da evet MHP içerisinden bir grup çıkıp İYİ Parti ile birlikte siyasetine devam ediyor. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi ile de AK Parti birlikteler bir süredir. Yani Cumhur İttifakı'nın üyesi olarak. Burada milliyetçi oyların, ülkücü oyların konsolide edilebilmesi açısından Tunç Soyer'in birazcık dezavantajı olabilme potansiyeli var. Babasından dolayı bazılarının eleştirileri var. Ben hızlı hatırlatayım onu. 80'li değil mi? Evet. Darbeden hemen sonra bir ülkücüler MHP iddianamesi davası var. O iddianameyi hazırlayan savcı. Evet. Tunç Soyer'in babası. Orada Alparslan Türkeş'in de yargılandığını görüyoruz. Hatta 5 yıl cezaevinde kalıyor. Dolayısıyla o iddianameyi hazırlayan kişi savcı olduğu için İYİ Parti'nin İzmir'de eğer Tunç Soyer aday olacaksa desteğini esirgeyebileceği, bunun İYİ Parti içerisinde rahatsızlık yarattığına dair bazı kulis bilgileri vardı. Dolayısıyla bunun hala geçerli olduğunu düşünüyor musunuz? Belli ölçüde tabii tamamında olabilmesinin çok mümkün olduğunu söylemek zor. Ancak
seçmen kitlesine bakıldığı zaman bunun rahatsızlık uyandırabileceği bir kitlenin olduğunu da duyuyoruz yapmış olduğumuz görüşmelerde. Ama şöyle bir gerçek de var ki artık seçmen konsolide olmuş, iki kutuplu bir seçim yaşıyor. Burada da herkes belli ölçüde safını belli etmek isteyecektir. Ama seçim kampanyasının nasıl şekilleneceği, kurgu ne üzerine olacağı oranları belli, büyük ölçüde belli edecektir. Şurada baktığımız zaman da %50'lik bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına aldığı bir oy oranını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 8 puan almış. HDP'nin de 3.37'lik bir oyu var. Evet. Şeyde de 2018'de İYİ Parti 11 puan, CHP 41.74. Zaten Millet İttifakı'nın oyu %53.91. Evet. Tabii HDP oylarının da şeyde CHP adayını da toplanacağını da hesap etmek lazım. Buradaki HDP oylarında 11.31'lik bir oy oranı var. Ama bu seçimlerde genellikle bu oy oranlarından bakarak her zaman 2 artı 2'nin 4 edeceğini söylemek mümkün değil. Neden derseniz adayı beğenmez. Kendi partisinden gidip oy vermeme eğiliminde olabilir. Ve buna benzer birçok şey konuşulabilir. Ama bu seçimlerin biraz sonra belki konuşacağız. En öne çıkan şeylerinden birisi, hususlarından birisi de şudur ki ya sandığa gidip oy vermeme noktasında ya da kararsızlık noktasında bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Türkiye genelinde de lokal olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda da böyle bir vaka var. Seçmenin İzmir'de de yüksek mi bu? İzmir'de de belli ölçüde var. Yani adaylar belli olduktan sonra bunu ölçmek daha mümkün olabilir. O takdirde mesela Tunç Soyer'den rahatsızlık duyan İYİ Parti seçmeni olur ki sandığa gitmez. Ya da işte ama genel peki. Yönetim, özür diliyorum, kesmek istemem ama hani Tunç Soyer'e de büyük bir haksızlık. Yani baban daha önce şu görevi yapmış. Şu anda kendisini, yani bir kişinin belediye başkanlığı döneminde bir olumsuzluk varsa, siz belediye başkanlığında şu kişileri kayırdınız, şu kişileri kayırmadınız diye bir tablo varsa tabii bunun hesabı sorulsun. Ama Tunç Soyer'in yani genel anlamda ben herkese önce insan diye bakan. Elbette Sefer suç Sattek şahsidir. Yani burada göç alan bir yer eğitim yani. Eğitim almış kişi var. Yani bunu da biz de biliyoruz. Suçlar yani suç da değil. Yani adam görevini yapmış, öyle yorum yapmış. Bunu geçmişle ilgili bir herhangi yargıda bulunmak doğru değil. Ancak gerek sosyal medyadan, gerekse oradaki bir takım yapmış olduğumuz görüşmelerden edindiğim izlenimler üzerinden yorum yapıyorum ben. Zaten bu arada mikrofonunuzda bir sorun var galiba. Arkadaşlar ona bakacaklar. Hilmi Bey. Mustafa Bey'in itirazından yola çıkarak Bahadır Bey'e döneyim. Şimdi yine de her şeye rağmen işte aday profillerinin işte hem kişisel geçmişleri hem aile bağlarının işte bu yerel seçimlerde etkili olabileceği niye? İttifaklar işbirlikleri olduğu için. Yani belki CHP seçmeni açısından bu olumsuz bir durum değil ama İYİ Parti seçmeni açısından ya da bir işte eğer HDP'den destek bekleniyorsa HDP seçmeni açısından sorun olabilecek bazı özellikleri olabilir mi? Ya da AK Parti'nin adayından MHP'liler, MHP'nin adayından ki mesela Adana'da değil mi bir rahatsızlık duyulduğu şeklinde. Evet. Biz çok konuştuk burada MHP'nin adayından AK Parti'nin çok da memnun olmadığı. O nedenle tabii ki hani kişisel eğer bir suçlama varsa bir eleştiri varsa babasından dolayı Tunç Soyer'in işte bunun faturasını ona çıkarırlar mı çıkarmazlar mı bunu bilmiyoruz. Sonuçta İYİ Parti seçmeninin vereceği karar. Ama bu etkili olacak mıdır sizce Bahadır Erdem? Ve Nihat Zeybekçi'nin AK Parti adayının şu ifadeleri bir dikkat çekiciydi. O konuyla ilgili görüşünüzü de alayım. Diyor ki İzmir, Aydın ve Muğla muhafazakar demokrat kentlerdir. İzmir'de çok güçlü bir yapı var. Bu yapıyı aşabilecek misiniz diye soranlar için bir örnek vereyim. 2002 yılında Denizli'de %23 oy aldık. Bir sonraki seçimlerde 3 Mart günü kampanyaya başladık. Kampanyanın başlangıcında elimize gelen araştırmalarda %26'ydı oy oranımız. Ancak Mart ayının sonundaki sonuçlarda sandıktan %51,5'da çıktık diyor. Sizce İzmir böyle bir sürpriz yapar mı? Şimdi bana sorarsanız yapmaz. Hangi anlamda yapmaz? Bir kere biraz evvel Sayın Balbay söyledi. Eğitim oranı bakımından en yüksek illerimizden bir tanesi İzmir.
Bir de şöyle bir durum var. Evet, yerel seçimlerin kesinlikle aslında olması gereken, yerel seçimlerde olması gereken, önemsememiz gereken şey aslında şehre yapılacak olan hizmet, şehrin neye, o beldenin neye ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacı hangi adayın en güzel projelerle ya da işte ne şekilde karşılayacağı, buna bakılması lazım. Ama bizde buna mı bakılıyor? Hayır, bakılmıyor. İzmir'de de bakılmıyor, İzmir'de öyle de mi? İzmir'de de bakılmayacak. Ha, bu demek değil ki işte Seferihisar Belediye Başkanımız şimdi aday olacaksa eğer efendim projeleri kötüdür ya da kötü belediyecilik yapacaktır. Hayır, kesinlikle öyle değil. Ben de 1991'den beri Çeşme'ye yazlığa giden bir insanım. Seferihisar'da çok yakın. Seferihisar'da da yerel halkında Seferihisar'ın kendisinin de son derece güzel ve iyi yönetildiğini biliyorum. Yani İzmirli değilim ama. Fakat gerçek olan bir şey var. Şimdi çok uzun zamandan beri Türkiye'nin seçmeni yaşam görüşlerine ve yaşam tarzlarına göre söyleyeceğim, yaşam tarzlarına, hayata nasıl baktıklarına, yaşamdan ne anladıklarına ve neyi önemsediklerine göre bölündü. Şimdi AK Parti aslında 2002 yılında iktidara geldiğinde bu anlayışa savaş açarak bir anlamda geldi. Yani bir itirazla geldi. Fakat ve bunun savaşını da verdi. Epey verdi ya da veriyor. Verdi, görünüyor demeyelim, epey verdi. Ancak kabul etmek gerekir ki son 5 yılda ve Gezi olaylarıyla ayyuka çıkan bir şekilde AK Parti'de yaşam tarzlarına göre seçmene hitap etmeye başladı. Ve karşılıklı olarak bütün şeyler, siyasi partiler seçmenlerini buna göre bir anlamda yönlendirdiler. Ve seçmen de artık ister genel seçim, ister yerel seçim, dünyaya bakış açısına göre ve bu yaşamdan nasıl tad aldığına göre ve hangi partinin kendi yaşamını ne şekilde garanti altına alacağına göre çok vahim bir durum bu aslında. Bu hiçbir zaman Avrupa'da görünmez. Demokrasilerin çok yerleştiği, efendim o seçimde ya da bu seçimde kim gelirse gelsin, ha o iktidar olmuş, ha bu iktidar olmuş, sonuç itibariyle bütün sistem, bütün hukuk kuralları ve bütün devletin yapısı son derece yerindedir. 5 sene o gelse ne olur, öbürü gelse ne olur, hatta lütfedip de şeye bile gitmiyorlar. Yani oy atmaya bile gitmiyorlar. Bizdeki oy atma oranlarına baktığınız zaman ne kadar yüksek. Bu hem demokrasinin mi göstergesi hem de seçmenin en bıkkın olduğu anlarda bile aslında gidip kendisini koruma altına almak ve de aman oyumla oyumu atmalıyım ve benim oyumu attığım parti efendim yenilmemeli, kazanmalı. Niye? Kazanmalı çünkü eğer benim partim kazanmazsa şöyle olur, öbürü kazanırsa böyle olur. Bunlar haklıdır ya da değildir. Ama seçmenin psikolojisi özellikle son 5 yılda bunun üzerine odaklanmış durumda. Dolayısıyla İzmir seçmeni eğitim ve yaşam tarzı bakımından henüz AK Parti'nin AK Parti'ye daha fazla oranda oy verecek bir seçmen olduğunu düşünmüyorum ben. Henüz o kadar göç almadı İzmir. Denizli ile de İzmir'i bence bir tutmamak lazım. Yani Denizli farklı, İzmir farklı. Biraz evvel yine söylendi. İzmir'in öyle bir intiba var ki ama bu intiba kesinlikle şuna da karşıyım. Yani radikal yahut da efendim şey nasıl söyleyeyim, projelere bakmıyorlar da İzmir halkı şöyle karar veriyor. Kadıköy halkı da böyle karar veriyor. Hayır, böyle bir şey yok. Yani belediyecilikte CHP belediyesi mesela inanılmaz hatalar yapsa, çok kötü geçse, İzmirli yine de ona mı oy verir? Çok büyük hatalar yaparsa vermez. Türk halkı aptal değildir. Türk halkı çok akıllıdır. Eğer çok büyük hatalar olursa, çöpleri toplanmazsa, suları kesikse, bütün sokaklar pisse, efendim bütün belediyecilik hizmetini hiç almıyorsa, ister İzmir'de, ister İstanbul'da, ister Ankara'da gidip oyunu atmaz. Ama şu anda Türkiye'nin ben hiçbir ilinde ya da ilçesinde vatandaşlarımızın CHP de olsa, AK Parti de olsa, başka bir partimiz de olsa bu vahim durumda, yani belediyecilik hizmetleri çok korkunç olduğu için gidip de şunu değiştireyim ya da bunu getireyim diyebilecek bir belediyecilik hizmetimizin olduğunu düşünmüyorum.
Çünkü teknoloji çok ilerledi, işte ulaşım şartları çok, trafiğimiz çok kötü, efendim bir dolu ihtiyacımız var. Tabii ama var. Çok temel şeylerde işte çöplerin toplanması gibi artık bu Türkiye'nin şimdi biz neyi, değil büyük ölçüde. Biz neyi, bu bizim derdimiz değil, biz neyi tartışıyoruz? Şey yapılanmayı, yani yanlış şehirciliği, efendim inanılmaz dikey mimari, dikey mimari. Yani biz... Kötü, yani 80'li yılların efendim yahut da işte daha sonraki yılların bu temel belediyecilik hizmetlerinden aslında bir anlamda daha üst seviyeye çıktık. Biz artık ülke olarak daha olması gerekeni arıyoruz. Şimdi dolayısıyla da ben zannetmiyorum, bırakın İzmir'i, yani İzmir'deki belediye kötü bir hizmet vermiyor CHP'li belediye yıllardan dolayı. Dolayısıyla şu anda ben İzmir'in AK Partili bir belediye başkanına seçmeninin hayata bakış açısı bakımından gidip de oy vereceğini düşünmüyorum. Öyle ki İstanbul'dan kimi zaman oy alıyor. Yani İstanbul'dan bıkan seçmen ama bu yaşam tarzında gidip İzmir'de daha gönlüne göre yaşamak isteyerek İzmir böyle de bir göç alıyor. Anadolu'dan da göç alıyor. Söyleyeyim, Anadolu'dan aldığı göçle İzmir'de çarpık yapılaşma da var. İzmir'e girdiğiniz zaman şeylerden geçerken, otobanlardan geçerken hiç hoşunuza gitmeyen binalar da var. O zaman hangi şehirde olduğunuzu şaşırabiliyorsunuz. Yani İzmir'e uymuyor. Tepeden baktığınız İzmir'e uymuyor çevresindeki yapılanmalar. Ama peki, yine de bence gidip CHP'nin adayına İzmir halkı oy verecek. Evet. Bir de İzmir'de çok kısa bir ek yapmak isterim izin verirseniz. İzmir'e göç edenler sıralamasında birinci sırada Manisa vardır. İkinci sırada Aydın vardır. Üçüncü sırada kendi yakın çevreden alıyor yani. Konya vardır. Konya, Mardin. Konya vardır. Beşinci sırada Mardin vardır. Altıncı sırada Kars vardır. Hatta ben İzmir'de Gültepe bölgesi çok yoğundur. İzmir'de bir karşı yaka, bir de Karslı yaka var diye arada bir gönderme yaparım İzmirlilerim. Ama İzmir'e gelen İzmirli olur. Bu yanlış anlaşılmasından ayrı bir şey değil ama orada bir yaşam tarzı, yani o İzmir'de herkesin ama herkesin, her düşünceden insanın orada kendini bulabilmesi, belki iklimi, belki genel anlamda dünyaya açıklığı, bir o İzmir'e özel bir iklim tanımıştır. Mardin'in merkezinden daha kalabalık Mardinli vardır İzmir'de şu anda. Eskiden İstanbulluların bir lafı vardı. Birini kınamak istedikleri zaman çok böyle naif ve güzel bir şekilde derlerdi ki İstanbul'dan başka İstanbul yok. Aslında şu Sayın Balbay'ın söylediği şeyi biz İstanbul için söyleyebilsek. İstanbul'a gelen 18 milyon İstanbul'a gelen her göç olarak gelen de İstanbul'un o hakikaten zarif bildiğimiz kültürünü özümseyebilse, değiştirmese bu kadar İstanbul'u, ama maalesef o İstanbul'dan başka İstanbul yok lafı çok uzun zamandan beri de yok. Evet. Örneğin Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar Konya Ereğli'dendir. Babası da Konya Ereğli Belediye Başkanlığı yapmıştır Kenan Akpınar. Yani oradan göçüp İzmir'e gelmişler. Konyalı bir ailenin bireyi olarak. Yani böyle bir özelliği var İzmir'in. Şimdi Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarına baktığımızda AK Parti adayı ki MHP'de destekleyecek biliyorsunuz orada. İzmir'in estetiğe ihtiyacı yok. Küçük bir makyajla 9 ay içerisinde İzmir'i tanıyamayacaksınız dedi. Gerçi bu ifadesi muhalifler tarafından özellikle sosyal medyada tersten okundu. Hani tanıyamayacaksınızdan yola çıkarak o kadar kötüleşecek ki tanıyamayacaksınız diye yorumlandı. Herhalde her, değil mi, bu seçim döneminde her bir kelimeyi çok dikkatli seçmek gerekiyor. Mutlaka birileri bir yere çekecek. Ama ne olursa şey olsun bak, evet aynen öyle bir durumda var, doğru söylüyorsunuz. Rahim Er, şimdi Nihat Zeybekçi diyor ki, İzmir'de diyor bu defa oy verenler siyaseti değil İzmir'i düşünecek diyor. Ama şimdi hem Hilmi Bey'in değerlendirmeleri hem Bahadır Bey'in değerlendirmelerinden yola çıkarak acaba Zeybekçi yanılıyor mu sizce? Bir de şöyle bir ifadesi var. Gönüller yapmaya geldik, ıskaladığımız şeyleri anlatmak için geliyoruz. Ne ıskaladı parti? Ne ıskaladı? Demek ıskaladıkları sizce? Yani İzmir'le temas kurma noktasında, göz teması kurmak noktasında, gönül teması kurma noktasında herhalde
bazı eksikliklerini gördüler ki bunu Sayın Zeybekçi söylemiştir. Buna yorabilirim. Başka bildiğim bir şey yok. Şimdi arkadaşlarımızın ifadelerinden güzel İzmir'imizin bir çok kültürlülüğüne vurgu yapılmakta. Ben böyle anladım. Ve bu hepimizi de çok memnun eder. Ancak şunu göremiyorum. Yani İzmir adına bir hayıflanma olarak bizim Türkiye'de dünyaya marka şehirlerimiz, dünyaya pazarladığımız marka şehirler işte İstanbul, sonra Antalya, bunun üçüncü, beşinci, yedincisini sayamıyoruz. Yani bir takım kongrelerin neden İzmir'de olmasın, ne de işte Konya'da olmasın, Erzurum'da, Gaziantep'te olmasın gibi daha bunları çoğaltabiliriz. İzmir tarihten bu yana dünyaya açılan bir şehrimiz halbuki. Zira bir liman şehri. Malum eskiden Aydın idi. Bütün bölgenin adı Menteşe. Aydın. Evet, Menteşe Aydın. İzmir böyle. Ancak İzmir'e gittiğimizde İzmir'in hak ettiği, o olması icap eden yerde olmadığını görüyoruz şehircilik noktasından. Tabii ki orada belediye başkanlığı yapan insanlar şehirlerine ellerinden gelen imkanlarının el verdiği nispetle en iyisini yapmaya gayret etmişlerdir. Ne var ki, bütün samimiyetimle söylüyorum, hatırlayacaksınız bir tarihte Esenboğa'da uçaktan inip de Ankara'ya doğru gittiğimizde o gece kondular vardı. Şimdi hani villalar yapıldı yerine. Bu gece kondular hepimiz için Ankara'ya yakıştırılmayan yapılardı. Bir tarihte vatandaş gelmiş, zaruretten dolayı köyden şehire gelmiş ve bunları yapmıştı. Ama devlet adamlarımız itiraf ediyordu ki yabancı devlet adamları geldiğinde ne yapıp edip lafa tutarak aman şu taraflara bakmasın. Rahmetli Özal rahmetli. Protokol evet, rahmetli Özal demişti bunu. emin olunuz, ben onu gördüm. Yani İzmir'in şu an isim şu semt bu semt demeyeceğim ama İzmir'in en görünen taraflarında böyle bir manzarayı gördüm. Bunun sona ermesi icap eder. Bunu yapacak olan hangi partiden kim olacak ise İzmir'i bir dünya markası yapmak, kongrelerin, uluslararası çalışmaların, ilmi çalışmalar, başka sanat çalışmaları, İzmir'in bir misal, film festivali var mı İzmir'in? Ben hatırlamıyorum. Şöyle, fuarı var. Fuar, bizim çocukluğumuzdan beri fuardı ve bir taneydi. Enternasyonel İzmir fuarı. Fuar şehirleri. Orada kaldı ama. Orada Şimdi kaldı. Rahim Bey, şunu hemen bir cümle eklememe izin verin. İzmir, Ankara'ya vergi olarak 10 gönderiyor. Ankara, İzmir'e 2 veriyor. 5'te 1. Bu büyük bir haksızlık. Bunun yani İzmir'den genel anlamda verdiği vergiden payını almadan geride kalan iller. Ama bakın şimdi bunu bu kadar biz işte elinde kalem olan ülke meseleleriyle ilgilenen insanlar olarak ilk defa duyuyorum. Bunu demek ki İzmir'i yönetenlerin meramlarını anlatma noktasında hadi ihmallere demeyelim de bir kusurları olduğu geri geldikçe söylüyorlar ama yani bu nitekim büyük haksızlık o konuda İzmir'e. Aziz Kocaoğlu'nun Binali Bey'le yakaladığı o güzel diyalog ve şeyle derdini anlatmasıyla o hem İzmir otobanının yapılması ve diğer hususlarda da ciddi yatırım aldığında yakın zamanda şahit olduk. Dolayısıyla bu noktada şeyde doğru iletişim dili geliştirildiği zaman şey yapılabiliyor. Gündeme gelebiliyor. Bir de şimdi Selim Hanım, bilmiyorum kırsal kesime gittiniz mi? En mutlu insanların yani köylerinin göç vermediği yerdir İzmir. Çünkü Aziz Kocaoğlu çok güzel bir kırsal kalkınma projesi geliştirdi ve örneğin dünyaya tireden peynirli meyve fidanı ihraç ediliyor. Bayındır'dan çiçek ihraç ediliyor. Mesela uluslararası dünya çapında çiçek festivali yapılır Bayındır'da. İzmir çok eski bir dünya şehri, çok eski bir Türk şehri. Yani eskimeyen bir İzmir, dünya şehri. Yani İzmir filan hükümetin yahut da falan belediyenin şu tarihte il olmasına karar verip de il yapılmış bir şehir değil. Tarihten bugüne gelen bir şehrimiz. Düşmanın denize döküldüğü şehir. Düşmanın denize döküldüğü bir ilimiz. Şimdi İzmir Cumhuriyet Halk Partisi için bir kale. Bir kale.
Herhalde AK Parti kurmayları şöyle düşünüyor olsalar gerek. Eğer olur ki biz Ankara'yı kaybedersek bari İzmir'i kazanalım gibi bir taktikleri olabilir. Bu sebep veya yanı sıra 5 sebep daha vardır. Sayın Cumhurbaşkanı çok yakın bir çalışma arkadaşını, eski Denizli Belediye Başkanı, AK Parti iktidarlarında önemli bakanlıklar yapmış olan Sayın Nihat Zeybekçi'yi ağır top olarak alıp İzmir'e belediye başkanı adayı olarak koydu. Ama bu, 2014'te de Binali Yıldırım'dı. O iki, Sayın Demirel ne demişti? Dün dündür, bugün bugündür. Ama Rahim Bey, sanıyorum şimdi 2014'te Erzincan doğumlu ve Erzincan milletvekili yapmış bir kişiyi belediye başkanı da yaptı. Şimdi Denizli doğumlu bir kişi belediye başkanı yaptı. Sanıyorum iki seçim sonra bir İzmir doğumluyu belediye başkanı da yapacak. Yani mesela bu Ankara'daki Ankaralılık tartışması İzmir'de de İzmirlilik gibi şimdi bir beklenti ben, var mı ne demek sizce? İstediğimi ifade edeyim de müsaade ederseniz. Şimdi Sayın Zeybekçi'nin geçen gün bir programı ne diyordu? Karaburun'u bir Silikon Vadisi yapmamak için hiçbir sebep yoktur. Evet, yüksek teknoloji. Ve burada 30 bin insan istihdam edilecektir. Doğru söylüyorum değil mi efendim? Doğru. Bunu böyle söylemişti. Şimdi, Arge'ye, 30 evet, bin Arge'ye çalışanı. Evet, şimdi İzmir'de oturan ve ailemizin bir ferdi, oğlumuz, kızımız, yeğenimiz, ailenin reisi, işsiz olan bir aile düşünelim. Böyle bir haber o aileyi ümitlendirmez mi? Yani bu insan geldiğinde bir iş kapısı doğacak ve ben veririm. Tahmin ediyorum. Üstelik eğitim seviyesi yüksek bir evet, İzmir yüksek vurgusu bir varken. Şehir evet. Tahmin ediyorum. Sayın Zeybekçi'nin bu tarz taahhüt ifade eden ve aynı zamanda ümit taşıyan projeleri devam edecektir. Yani bu seçim bizim kanaatimize göre sadece İzmir açısından söylemiyorum. Bütün iller noktasından projelerin aynı zamanda yarıştığı bir seçim olacaktır. Rahim Bey, size bir soru. Yani şöyle. Buyurun. Şimdi projelerle sadece işte örneğini verdiğiniz proje mesela. Projelerle sizce İzmir'de. Şimdi makas yüzde 15 puanlık neredeyse bir makas var burada. Alalım Senem Hanım. Devam şimdi, edeyim o zaman. Dolayısıyla biz daha önce Nihat Zeybekçi'nin daha önceki açıklamalarında da hani biz kendimizi anlatamadık. Yani eğer yaşam tarzı meselesinde İzmirlilerin bir kaygısı varsa o zaman burada sorunu kendimizde arayacağız tarzında ifadeleri vardı. Dolayısıyla sizce AK Parti, Nihat Zeybekçi İzmir'de ne demeli İzmirlilere? Ortada bir yaşam tarzı yani bana kalırsa bu çok gerilerde kalmış bir tartışma. Hı. Bugün AK Parti'de bakanlar dahil her türlü giyimde hayat tarzında olan insanlar var. Yani bunun gündem yapması bile artık abes ile iştigal olur diye düşünüyorum. Hı hı. Bu noktada değiliz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. İnceleme yaptım. Demokrat Parti'den bugüne kadar hangi partilerden İzmirli belediye başkanı seçmiş? Hı. 1989'dan bu yana 30 yıldır hep CHP ve CHP'nin bu darbeler sebebiyle devamı mahiyetinde olan partilerden gelmiş. Ama 1989'a kadar demokrat mesela 27 Mayıs darbesi olduğunda bir Demokrat Parti belediye reisi İzmir'de başkan. Sonrasında Adalet Partisi'nde Osman Kibar ki Asfalt Osman diye isim yapmıştı İzmir'in meşhur Hatay mı? Büyük caddelerini açan, oraları asfalt yapan insan. Sonra Burhan Öz Fatura ve bunlar arka arkaya seçilmişler. Yani bu son 30 yılı dahil ederek 1950'den bu yana CHP'nin belediye başkan siyaset haritası ne diyelim ona harita değil de toplamı istatistik yapıldığında yarı yarıya çıkıyor. Aşağı yukarı yarı yarıya çıkıyor. Yani bu şu demek İzmirli kendini
bir partiye tapulamış, bir fikre tapulamış bir insan değil. İşte demin arkadaşlarımız da tekrar hatırlattılar. İzmirli, eğitimli, zaman, dünyayı tanıyan, dünyaya açık yapıda olan seçkin bir ilimiz ve İzmir'in artı kendisinin, ailesinin, hayat tarzının, yarınlarının menfaatini hangi adayda görürse, hangi partide görürse oraya oy vereceği düşüncesindeyim. İzmirli, hiç yabana atmayalım, İzmirli bir sürpriz yapabilir. Peki ama bu son değerlendirmeniz aynı zamanda şu tespiti yaptırır mı bize? O zaman CHP bu %49,60 ile AK Parti seçmeninden de oy almış. Evet. Yani muhafaza, AK Parti seçmeni demeyelim de daha doğrusu. Tabii kimsenin tapulu seçmeni yok aslında. Muhafazakar seçmenden de oy almış. Tabii. Değil mi? Son değerlendirmeniz evet. Bize aynı zamanda bunu söyletiyor. Yarı yarıya ise eğer. Doğru mu? Yani dönem dönem değişmişti oylar. Yani şey değil, fikri sabit yok. Taassup yok. Yani şeyde parti taassubu yok. İzmir'in menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacak. Ama İzmir'de... Dolayısıyla sürpriz olabilir diyorsunuz. Ben olabilir. Yani bunu hiç yabana atmayalım. Son 30 yıldır İzmirli hep CHP ve CHP'nin devam mahiyetinde olan partilere oy verdi. Ne var ki demin bahsettiğimiz Esenboğa'dan Ankara'ya giderken gördüğümüz gecekondular manzarası bugün İzmir'de yaşıyor. İzmir'in kongresi yok. İzmir'i kendisi limanıyla, varlığıyla, bakışıyla dünyaya açık. Ama İzmir'i dünyaya açan çalışmalar yok. Bunda belediyelerin öncülük etmeleri icap ederdi. Şunu da ifade edeyim. Sayın Tunç Soyer, hemen bitiriyorum. Arkadaşlar da temas ettiler. Şimdi efendim, suçlar şahsidir. Yani tersinden misal verelim. Sayın Soyer'in babası evliya olsaydı, o zaman böyle diyenler Sayın Soyer'e oy mu vereceklerdi hiçbir şeyi araştırmadan? Yani insanlar babalarından, oğullarından, yeğenlerinin, torunlarından değil, kendileri olarak değerlendirilmeli ve kantara çekilmeliler. Teşekkür ederim. Peki. Ben kesmemek için sizin sözünüze girmedim araya. Şu görüşünüze katılıyorum. Hiçbir seçim çantada keklik değildir. Evet. Bir, iki, İzmir, belki bunu benim söylemem çok şey değil. İzmir CHP'nin kalesi de değildir. İzmir Cumhuriyet'in kalesidir. Bugün en iyi CHP'nin onu temsil ettiğine inanıyor. İzmir, İhsan Alyanağ da yüksek bir oyla seçmiştir. Osman Kibar da yüksek bir oyla seçmiştir. O yüzden zaten şu anda örneğin Cumhuriyet Halk Partisi en iyi kiminle oyumuzu yükseltebiliriz diye bakıyor. Biraz önce söylediğiniz hani İzmir'in yer yer yatırım eksikliklerine ben de katılıyorum. Ama inanın buna şu anda Binali Yıldırım'ın örneğin 2011 yılında söz verdiği 35 projeden sadece ikisi hayata geçti. Çoğu hayata geçmedi. Merkezi hükümet bu yöntemle, yani ben gelirsem oy alırım yöntemini İzmir itiyor. Muhalif bir duruşu da var İzmir'in. İlk böyle tarih boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca da farklı partilerin öne çıkmasını sağlayan da bir kent olmuştur. Bu anlamda demokrasinin de aslında arayıcısıdır İzmir. Yani bütün bunları yan yana koymak Peki. lazım. Bugünün sıcak durumu hani Ankara ile karşılaştırıldı, Esenboğa'dan gidişle karşılaştırıldı. O yatırımların önemli bir dilimi, örneğin ben Aziz Kocaoğlu'nun iki yıl uğraştığı bir izni Melik Gökçe'nin 2 saatte aldığını biliyorum. Kentsel dönüşümle ilgili. Yani İzmir'e böyle bir ceza ters tepti. Yani İzmirli de hakikaten irdeleyen bir kişidir. Ve Nihat Zeybekçi'nin de bir İzmir ezberini bozamadığını görüyoruz. Geldiğinde ilk de hani İzmir demek rakı demek değil ki. İşte rakıyı isteyen içebilir. Yani İzmir sadece güzel kız demek değil ki. İzmir mahallenin en güzel kızı herkes ister. Yani bunlar söylem değil. Bunlar İzmir'e hitap eden, İzmir'in gönlünü Silikon alabilecek şeyler gibi, değil. Silikon Vadisi gibi mesela o tür şeyler getirilmesi. Evet. Mesela en evet. somutu yani, Çandarlı Zeybek Limanı. Zeybek oynamak falan değil yani. Mesela evet. Çandarlı Limanı 2017'de bitecekti. Yani çok hakikaten hani çok önemli bir liman. Bütün Akdeniz'in en büyük limanı olmaya aday. Hala bitmemiş durumda. Ve o bölgede insanlar hani böyle kimi yerlerde yapılır ama hani sevgilim aşkımız Çandarlı Limanı gibi hiç bitmeyecek.
diye. Çok şairane bir cümle. İşin esprisini yaptıkları da bir durum evet. var İzmir'de. Peki. İktidar İzmir'i cezalandırarak İzmir'den oy alamaz. Evet. Şimdi işte yarın CHP'nin adayını büyük bir ihtimalle duyacağız. O Tunç Soyer olabilir. Mustafa Balbay da olursa şaşırmayacağını olabilir. Şu anda bir adım önde göründüğünü söyledi. %49-60 CHP'nin oy oranı, %35-92 AK Parti'nin oy oranı. Rahim Bey bir sürpriz olabilir dedi. Ama bakacağız. Hani işte CHP aldığında oranlara bakacağız. Acaba makas daha da açılıyor mu yoksa kapanıyor mu? Yani adaylar çok çalışacaklar. Evet, yani, evet, İzmirli görünüyor. Veya başka bir ilde evet. veya ilçede kimse çalışmayan adaya oy vermeyecektir. Öyle, o şimdi az önce Hilmi Bey, Rahim Er şöyle bir ifade kullandı. AK Parti Ankara'yı kaybedebileceğini hesaba katarak İzmir'i almak isteyecektir. Ya kaybedersem diye. Tamam. Ama bu ne demek? Orada bir risk görüyor demek Ankara'da. Şimdi Ankara'yı konuşalım. Zaten yarışın özellikle 2014 sonuçları nedeniyle de böyle başa baş gideceği söylenen bir yer. Ama benim önce dikkatimi çeken mesela Reuters'ın bir haberine yansımış. AK Parti'de üst düzey yetkililer konuşmuş ve demişler ki Ankara'da yaklaşık %30 civarında kararsız seçmen var. Öyle mi gerçekten? Sizin araştırmalarınızda bunu doğruluyor mu? Doğruluyor. Hem Ankara'da hem Türkiye genelinde yaklaşık %25 civarında bir kararsız var. Ankara'da bu diğer illere göre oldukça fazla bir oran. Bunun çeşitli sebepleri var. Ha, nedir o kararsızlığın yani, sebepleri? Bunların başında AK Parti'nin adayının toplumda yeteri kadar karşılık görmemesi, tanınmaması, içselleştirilmemesi ve Ankaralı olarak kendisini görülmemesi gibi hususlar ön plana çıkıyor. Diğer taraftan da Millet İttifakı'nın adayı olan Mansur Yavaş'ın da işte 2009 Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday olduğunda %27 oy alması, işte 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olduğunda %43.8 oy alması, Ankaralılık üzerinden bir vurgu var orada. Bunun ÖSASEK'i tarafından çok karşılanmadığı, her ne kadar benim memleketim Kayseri ve ÖSASEK'i Kayseri'de gerçekten çok iyi belediyecilik yaptı. Nasıl İzmir'in asfalt osmanı varsa Kayseri'nde Osman Kavuncu'su var. Osman Kavuncu Caddesi vardı. O da Osman Kavuncu caddelerinin açılması noktasında şehrin temel belediyecilik anlamındaki geniş caddelerin açılması bu gibi hususlara liderlik yaptığı için ondan sonraki gelen belediye başkanları da onu devam ettirdiler. ÖSASEK'i de yaptığı dönemde başarılı bir isim olarak öne çıktı. Birkaç soru sorayım arka arkaya. Buyurun. Mesela bu kararsızların hangi partiden olduğuna dair bir ölçümünüz var mı? Yani var. Mesela AK Partili seçmenin mi önemli bir bölümü kararsız? AK Partili seçmen de ciddi anlamda kararsız var. Ama Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde de var. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de çok kararlı olduğunu söyleyemeyiz. Orada da bir belli ölçüde bir kararsız bir kesim var. Onun da çeşitli sebepleri var. Önümüzdeki dönemde ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin biraz daha kararsızlık düzeyinin azalacağını, diğer taraftan AK Parti seçmeninde de belli ölçüde bunun azalacağını düşünüyorum. Ama ancak en fazla AK Parti'de seçmeninde mi var? Yani AK Parti seçmeninde biraz daha fazla. Tamam. Bir şey daha iyi anlamak için tekrar soruyorum. CHP seçmenindeki kararsızlık Mansur Yavaş'tan mı kaynaklanıyor yoksa bu hani bir tespit, yorum var ya daha doğrusu, o da şu: küskün CHP'li seçmen, özellikle yani, bu 24 Haziran gecesinden sonra. Biraz küskünlük var CHP oradan seçmeninde mı? Belli ölçüde küskünlük var ama bu seçimin en önemli hususunun bir kararsızlar, iki seçime katılım olduğunu tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hı. Çeşitli sebeplerle, bu ittifaklar sebebiyle ya da adayın beğenilmemesi, içselleştirilmemesi ve benzeri gibi hususlar sebebiyle
artacağını söyleyebiliriz. Az önce Adana'yı konuştuk. Adana'da AK Partili seçmen açısından işte aday gösterilen şahısla ilgili bir tereddütün olduğu vaka, hani işte söylendi bir önceki seçimdeki billboardlar ve buna benzer hususlar. Ancak önümüzdeki dönemdeki AK Parti seçmeninin belli ölçüde orayı toparlama, yani oy verme eğiliminin artması da mümkün. Ancak tamamında bunu sağlamak ne derece mümkün olabilir? Bunu zaman gösterecek, yapılacak kampanya gösterecek. Nitekim orada birçok illerde böyle bir prensip kararı alındığında biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli birlikte miting yaptıkları zaman tabana doğru mesajı verip tabanı konsolide edebilirler. Ancak Ankara için bunu söyleyebilmek yani ne derece mümkün olabilir onu da zaman gösterecek. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ile Mansur Yavaş arasında ya da ülkücü seçmenle Mansur Yavaş arasında bir kopmayan gönül bağı var. Yani bu ciddi bir kocaman bir soru işareti olarak Derim karşımıza duruyor. Soralım mı müsaade ederseniz? Şimdi 2,5 ay var. Tam 2,5 ay var seçime değil mi? Bir önceki mahalli seçimlerde 2,5 ay var iken kararsızlar yüzde ne idi? Bugünkü durumda ne gösteriyor? Arada fark var mı? Bir önceki seçimde %15'ler civarında kararsızlar vardı. Genel seçimlerde mi? Belediye seçimlerde. Belediye seçimlerinde 15'ler civarında falan kararsızlar vardı ama. Yani 2,5 ay kala. Evet. Yani o seçim süreci başladığı zaman. Ama genel olarak kararsızların çok fazla arttığını söyleyebilirim. Bu kararsızların yüksek olduğu yakın tarihte baktığımız zaman bir seçimde 7 Haziran'dı. Nitekim o dönemde ben şunu söylemiştim. Bu seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek demiştik. O kararsızları da AK Parti kendisine çekemediği için, onu çekecek çeşitli argümanlar ortaya koyamadığı için kararsızların AK Parti'ye yönelmediğini gördük. 7 Haziran şu anda da, öncesinde de %15 civarında mıydı? 15'in biraz üzerindeydi. %20'lere yakındı. %20'lere ama yakın. Bu kararsız oranları bana 90'lı yıllardaki yapılan araştırmaları hatırlatıyor. Gazetecisiniz, çok iyi hatırlarsınız. 90'lı yıllarda kararsız oranları %30'lar, 25'ler civarındaydı. Ama bu dönemde yaklaşık 16 yıllık dönemde kararsızlar zaman zaman yükselse de hiç bu seçimdeki kadar yüksek bir kararsız oranına rastlamadım. Ben 94 seçimlerinde en büyük parti kararsızlar yani, haberini hatırlıyorum. Evet. Ama çünkü, sonuçta da yani uzun yılların ardından ilk defa böyle bir vatandaş bıktı. 2014 yılından beri bu vatandaş kaç kere sandığa gitti? Ve her gittiğinde de vatandaşa şu konuyu önüne. Şöyle yapmazsanız beka problemi var, böyle yaparsanız şu olur, böyle yapmazsanız bu olur. Vatandaşa biz 2014'ten beri yani 7 Haziran seçimi, ondan sonraki seçim, referandum, ondan sonraki genel seçim, cumhurbaşkanı seçimi, sistemin değişmesi, hakikaten vatandaş bıktı. Bir anlamda şu noktaya da geldi bıkkın vatandaş. Yani ne halt ederseniz edin diyen çok insan var. Bakın bazı konuşmalara baktığınız zaman sosyal medyada, yani tabii özellikle de getiriliyor olabilir ama en yaşlı teyzesinden işte o amcama, efendim bastonlu dedeme varana kadar insanların gerçekten önlerine bu sunulan ve devamlı onların bu ülkenin geleceği ne olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak, şöyle mi olacak gibi, hele de şimdi Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Zillet İttifakı, bilmem ne ittifakı derken ben seçmenin, Türk seçmeninin gerçekten yorulduğunu düşünüyorum. Bu etkili mi? Belli ölçüde olabilir, ancak yani yerel seçime geldiğimiz zaman 5 yılda yapılan bir seçim. Yani 5 yılda bir sandık önümüze geliyor ve burada biz şehri emanet edeceğimiz bir başkan seçiyoruz. Evet ama Hilmi Bey, şimdi 5 yılda bir yapılıyor ama tabii biz son 5 yılda değil mi? Birçok seçim gördük. Evet. O yorgunluktan normal seçimler değildi. Yani bizim 2014'ten önce alışkın olduğumuz seçimlerden daha farklı nitelikte ve ama orada, havada seçimler. Orada şöyle son bir seçimlerde husus da var. Hilmi Bey, şuradan devam edebilirsiniz. Ben şöyle bir hatırlatma yapayım. Son seçimlerde seçime iştirak %85'ti değil mi? Tabii. Yani bahsettiğimiz kadar bir yorgunluk veya bıkkınlık
olsa %85'ler olmazdı. Tabii ki yani bir bu bir çünkü çok büyük vazifeler veriyoruz. Bir payı seçmene. Olabilir bunun ama öyle seçimler yaptı ki seçmene bu. Bizim gösterdiğimiz tabii demokrasinin gereği yani tabii çok ki büyük burada. Seçim çok büyük vazife çok önemli roller vererek çağırdık biz o seçmeni hep seçmen seçim yani sandığına. Ama bu şey açısından Türk demokrasisi açısından önemli bir husus. Yani Türk seçmeni gidiyor. Tabii ki bu güzel bir şey, kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Tabii. Geleceğini belirlemek için kendisini yönetecek insanları seçiyor. Ya da şehrini yönetecek insanları seçiyor. O anlamda bir farkındalık var ama buradaki yerel seçimdeki temel husus, temel dikkat çekmek istediğim husus şu. Bu seçimde ittifaklarda adayı benimsememesi hususuyla ya da partiler arasındaki bu geçişkenlikler buna benzer hususlar sebebiyle bir şey var, bir kopuş var. Yani adaylar yani belirlenirken yeterince hassas davranmadığını düşünüyor seçmen. Yani yapıyoruz bir araştırma, belirlenen adayı nasıl karşıladınız soruyoruz. %30 olumsuz karşılamış. Kim olumsuz karşılamış? Kendi partisinin seçmeni olumsuz karşılamış. Bunun sebepleri birçok sebebi olabilir. O partilerin vereceği karar. Ancak seçmen içine sinmeyen bir aday olduğu zaman gidip en azından yani başka partiye oy vermeyecekse kendi partisine de gidip içine sinmeyen bir aday için oy vermek istemiyor. Peki bir soru geleceğim tartışmayı başka bir yere de çekeceğim şimdi. Türkiye genelindeki o %25'lere varan kararsızlar arasında yine parti açısından sorsam ilk sırada hangi parti var? Yani birçok partiler var ama oy oranı olarak da baktığımız zaman AK Parti seçmeninin belli ölçüde kararsızların olduğunu gözlüyoruz. Ancak il il buna bakmak gerekir diye düşünüyorum. Yani biz bugün Abdülkadir Selvi de yazdı bizim Türkiye geneli 2523 kişiyle yapmış olduğumuz bir araştırmayı. Tabii kararsızların bu dönemlerde adaylar tamamen belli olmadan aritmetik olarak dağıtılması noktasında bir takım sıkıntılar oluşabiliyor. Kararsızlarla ilgili aritmetik olarak dağıttığımız üzerinden paylaşımlarda eleştiriliyor ki ben o oranlara da yaklaşacağını çok düşünmüyorum aritmetik olarak dağıtım anlamında. Seçmenin karar vermesindeki husus, parti aidiyeti, aday bunlar çok önemli. Mesela parti aidiyetlerini hep söylüyorum. AK Parti'de %65'ler civarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde %55'ler civarında, Milliyetçi Hareket Partisi'nde %48-50 civarında. Yerel seçimler için söylediğim oranlar bu. İYİ Parti ve HDP'de de %35'ler civarında parti aidiyeti var. Yerel seçimde oy kullanma açısından. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %55'i kim olursa olsun oy kullanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde %65'i evet. Kim olursa olsun oy kullanıyor. Bu. Şimdi Hilmi Bey'in söylediklerinden yola çıkacak olursak özellikle yerel seçim sürecine dair adayların belirlenmesi, işte işbirliği arayışlarındaki işte kimi açıklamalar, metotlar, yollar bir kopuş oldu seçmende, değil mi? Ve o nedenle de kararsızlar mesela AK Parti seçmeni içerisinde de fazla. Ben mesela CHP seçmeni açısından bakalım ve şeye getirelim. Senem Hanım şunu sözü. Soralım mı? Hiç sandığa gitmeyeceğim diyenler ne şimdi, kadar? Şimdi oraya geleceğim. Şöyle ki aslında birbirini tamamlayacak noktaları yani. Onlar. Mesela bu kararsızlık evet mesela sandığa gitmeme şeklinde sonuçlanabilir mi? Orada da şu hayali seçmen tartışması, seçim güvenliği tartışmasına bence geçebiliriz. Çünkü burayı özellikle... Bu bölümde benim şimdi izin verirseniz tabii Bahadır Bey'in söylediklerinin bir devamı olarak seçmenin yorgunluğu, bıkkınlığı işin bir yanı. Ama anımsayacaksınız 24 Haziran öncesinde ilk defa bir ittifak gündeme geldi ve bunun yasası çıkarıldı. Dendi ki bu sadece genel seçimler için diye. O ittifak olsa bile nitekim burada 2018 seçimlerinde diyelim ki Millet İttifakı İYİ Parti milletvekilini aldı, CHP milletvekilini aldı. İttifak olsa bile kendi güçlerini görebildiler. Ancak yerel seçimlerde şu anda yasa yok. Var mı ittifak tabii yasası? En temel problem de bu zaten. Yasa yok. Şimdi biz yasası olmayan bir şekilde
yasası olmayan bir şekilde partiler adı ittifak ama ittifak değil, beraberlik, koalisyon denemez falan, böyle bir arayışlar içindeyiz. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama özellikle 2004'ten bahsedildi. Son süreç içinde biz sistem değişikliğine gitmedik. Mevcut sistemi kaldırdık. Yerine ne koyacağımıza şimdi el yordamıyla oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun genel seçimlerle ilgili yanı, örneğin Bakanlar Kurulu kalktı. Pek çok AK Partili bile var sanıyor. Yok, Bakanlar Kurulu yok artık. Tek tek bakanlar var. Bir kurul kalktı ortadan. Parlamento ile bakanların bağı koptu. Şimdi bu bir tartışma konusu. Yerel seçim anlamında şu anda Türkiye'de 2014'te 1285 belediye kapatıldı. Şu anda 1398 belediye var. Düşünün, neredeyse yani büyük ölçüde bir belediye kapatıldı. Bu ne sonuç doğurdu? Bu seçimlerde bu araştırmacıların da ilgilenmesi gereken bir durum. Türkiye'nin önemli bir kesiminde artık il genel meclisleri yok. Köyler yerine mahalle muhtarlıkları var. Ne demek diyeceksiniz? Köy malları vardı eskiden. Köy azası vardı, köy ihtiyar heyeti vardı. Bir köye gittiğinizde, ben İzmir'de bütçesi 2 milyon lira olan, eski parayla 2 trilyonu bulan belediyeler, köyler biliyorum. Onlar kalktı şimdi. Bu nedenle de örneğin kırsal kesimdeki insanlar ya göçtüler ya da merkezi yönetimde bağlarını kopardılar. Bu seçimde bu tartışılması gereken ciddi bir durumdu. Ve şu anda yerel seçimlere giderken Türkiye'de mahalle muhtarları, hani köyler kalktığı için mahalle muhtarlarının ne malları var, ne eskiden köy malları vardı biliyorsun. Onlar haraç mezat ortadan kaldırıldı. Bizim önümüzdeki dönem tartışacağımız önemli konulardan biri de bu aslında. İşte şimdi Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yasası olmayan bir şekilde zorlamayla bir seçime gidiyorlar. Araştırmacıların da söylediği gibi, örneğin CHP adayını seçecek ama ya İYİ Parti de onu beğenmeli. Tabii, zor iş. AKP adayını seçecek ama aman MHP laf etmesin. Bu MHP'nin bence en kıymetli milletvekillerinden Erhan Usta'yı neredeyse partisinden edecek. Neden edecek? Samsun'da AKP ile MHP aynı, yani dediler ki AKP adayı belirlesin. Belirlediler. Karadeniz için önemli, pek çok yer için önemlidir ama Samsun'daki AKP adayı Trabzon kökenli. Suç bu değil. Ama yerel yönetimde bunlar önemli olabiliyor. Ve Samsun İl Başkanı görevden alındı. AKP'nin, MHP'nin görevden alındı. Şimdi Şanlıurfa, Numan Kurtulmuş önceki gün Şanlıurfa adayını açıklayacaktı. Açıklayamadı. Şu anda hani gerçekçi konuşalım. CHP de şu anda Gölbaşı ve Etibeskut'u şimdi tartışıyor. İYİ Parti diyor ki yani Gölbaşı'nda ben alabilirim. CHP'ler hazırlanmışlar. Hele Etimeskut'ta CHP'nin güçlü bir potansiyeli var. Biz bu sistemi zorluyoruz. Şu anda tabii ki yerelle sandıktan umut bazen kesilmez. Ne olursa olsun ben bu sistemi orta vadede daha akla yakın ve hani daha demokratik olabilecek bir noktaya getiririz. Getirmeliyiz de zaten. Hani sandıktan, demokrasiden umudumu kesmiş yasası anlamında söylemiyorum bunu. Ama sistemi bozduk. Sistemi bozduk. Yerine koyduklarımız da şimdi patlıyor. Oturacak. Dolayısıyla seçmende de bunun bir karşılığı var ve herkese kazandırıyor. Dolayısıyla seçmeni de bu olumsuz etkiliyor, evet, diyorsunuz. Evet, seçmenin kafası şöyle. Örneğin Adana, çok basit. Hüseyin Sözlü, ben cumartesi günü Adana Kitap Fuarı'ndaydım. Bütün yazarları ziyaret etti. Beni de Sayın Balbay işte kutluyoruz, hayırlı olsun dedi. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarıyım şimdi. CHP milletvekiliyim ve şu anda Hüseyin Sözlü AKP ile MHP'nin ortak adayı. Bu olabilmeli. Hoşuma da gitti. Ama Sözlü şimdi 2015 yılında genel seçimlerde, sizin sözünü ettiğiniz o hakikaten Türkiye'nin kırılma noktalarından biri olan o yılda Erdoğan geldiğinde kenti geldikleri gibi giderler pankartlarıyla donatmış. Çünkü MHP'li. Çünkü o dönem anımsayacaksınız, MHP Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz görüşünde. Dolayısıyla Adana'da şimdi AK Parti seçmeni ne yapacak? Bir soru işareti, evet, aslında. Ve artı şunu da söyleyeyim.
CHP seçmeni de, kimi CHP seçmeni de o seçimlerde olmuştu bu. Manisa'da olmuştu, Adana'da olmuştu. Ya AKP'li bir belediye başkanı yerine ben MHP'li tercih edebilirim dedi ve bu tür oylar verildi. Şimdi bütün bunlar değişti. Evet. Şimdi seçmen yeniden hani masadaki her şey değişmiş. Onları tekrar gözden geçiriyor. Ama ben de katılıyorum. Türk halkı böyle aklı selimdir. Bakar seçime doğru bunun netleşebileceğini evet, ben. Evet. Daha önce bir Paris şey daha bulgarize olacağını düşünüyorum. Evet. Tabii zannediyorum bir geçiş döneminde bir süreçteyiz. Hani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti ya ülke. Sanki yarınlara dönük olarak sosyolojik bir gidişat, iki partili hayata yönelmiş toplum. Bu partili, evrenin de hayaliydi ama olmadı. Ayrı, evet. Zorlamamak lazım doğasını. Seçimin doğası. Yani seçmen zorlamak adına söylemiyorum. Zorlamak adına söylemiyorum. Sanki bu o noktaya doğru gidiyor. Ama yarın bugünden yarın olacak bir şey değil tabii. Peki. Şimdi bunu Sayın Bahçeli'ye söylesek, Sayın Akşener'e söylesek mesela çok büyük tepki alacağız. İki parti olunca ne kalıyor geriye? CHP ile AK Parti kalıyor gibi. Yani bize hani ne bilemeyiz kadar... Bilemeyiz ki belki o günkü Türkiye'de başka adlar olacaktır. Yani. İleride tabii ne olacağını tabii tamam. Kimse bilir. Şimdi hızla Hilmi Bey, sandığa gitmeyeceğim diyenlerin oranı nedir acaba? Gitmeyeceğim diyenlerin oranı. Sandığa gitmeyeceğim, yani hiçbiri diyenler de bu dönemde birazcık oy oranı anlamında artmış durumda. %6'lar civarında, 5 küsur %6 civarında evet. Hiçbiri gibi bir şık karşımıza çıkmaya başladı. Bu da 90'ların bir sonucu. Yani 90'larda çünkü böyle bir şey vardı. Yani siyasetten, bıkkınlıktan hiçbiri ya da lanet olsun şeyden liderlerin özellikle merkez sağdaki ANAP ve DYP'nin o an daha öne çıkan iki liderinin öne çıkan tartışmalarından dolayı oluşan bir husustu. Diğer partiler için de vardı. Ancak burada da hiçbiri diyen tüm partiler için geçerli. Bu sadece AK Parti için falan değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var, diğer partilerde de var. Böyle bir vaka da var. Yani peki. Siyaseten şeylerin, ortamın gerginliğinin her iki tarafa da belli ölçüde faydası olmakla birlikte bir taraftan da böyle bir işte insanların tadını kaçıran bir hususun da oluştuğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi bu insanların tadını kaçıran etkenler de acaba şu seçim güvenliği tartışmaları ne kadar etkili, biraz da onu konuşalım. Özellikle son bir haftadır işte kimi iddialar getiriliyor gündeme. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela CHP İl Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı adalarda 500 hayali seçmen tespit ettiklerini söylüyor, iddia ediyor. Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaş da demiş ki metruk ve yıkılmış evlerde tek hanede 16-20 seçmen var. CHP'nin İDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer diyor ki 24 Haziran'dan bu yana Ulukışla ilçesinde ilçede 1700 seçmen artmış. Tabelasında 5800 yazılı ilçede seçmen sayısı 5900'e çıkmış. Nasıl oluyor bu diye soruyor. Tabelayı değiştirdi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Şanlıurfa'da, özür diliyorum, Şırnak Uludere'de 2018 seçimlerinde 5201 olan seçmen sayısının kısa sürede 7163'e çıktığını söylüyor. Bu arada mesela Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerekir gerekmez meselesinde MHP lideri Devlet Bahçeli dedi ki, daha doğrusu önce CHP lideri Kılıçdaroğlu dedi ki gitmeyeceğiz YSK'ya. Çünkü Binali Yıldırım eğer varsa bir hukuksuzluk YSK'ya gidilsin dedi. Kılıçdaroğlu da dedi ki YSK'ya gitmeyeceğiz çünkü güvenmiyoruz dedi. Hatta ifadeleri aynen şöyle. YSK yandaş seçim kurulu oldu. YSK'dan mutlaka gayri resmi görüş ve güvence alınmıştır. Size başvurduklarında ne yaparsınız diye sorulmuş. Meraklanmayın denilmiştir. Bunun üzerine MHP lideri dedi ki yani öyle olduğunu düşünüyorsan o zaman girme seçimlere ifadesini kullandı. Sonra CHP lideri öğleden sonraki Ankara'daki tanıtım toplantısında evet YSK'ya güvenmiyoruz ama seçmene güveniyoruz. Bu nedenle de seçimlere giriyoruz dedi. Şimdi tüm bu tartışmalar Bahadır Erdem bir defa yani eğer gerçekten hayali seçmen iddiası hani bu kanıtlanabilir mi? Ne yapmak gerekir? YSK'nın açıklaması var. Bunun kontrol edileceğini ve eğer bulunduğu yerden
farklı, bir önceki seçime göre farklı yerdeyse buna müdahale edileceğini de söyledi. Ve lütfen herkes daha önceki seçimde neredeyse orada oyunu kullansın dedi. Bunu nasıl ortaya çıkarabilirler? Siz bu tartışmaları nasıl izliyorsunuz? Şimdi seçmen olarak baktığınız zaman tabii bu rahatsız edici bir tartışma. Evet. Olmaması gereken bir tartışma. Yani Türkiye gibi bir ülkede bu devirde böyle bir tartışmanın seçim güvenliği, çünkü seçim ve seçim güvenliği demokrasinin namusudur. Yani bu her parti için geçerlidir. İktidar için de geçerlidir. Muhalefet partileri için de geçerlidir ve seçmen için de geçerlidir. Ama bu bir müddetten beri Türkiye'de özellikle CHP ve CHP'li seçmenlerin, CHP'li parti yetkililerinin devamlı dile getirdiği bir söylem. Ama bu devamlı dile getirilen söylem sadece bir vızıldanma yahut da işte sadece bir şikayet anlamında değil. Çeşitli olayları söylüyorlar. İşte mesela adalardaki işte 500 tane hayali seçmen gibi, yahut da 4 katlı evin 5. katına 15 tane seçmen efendim kaydedilmiş gibi, yahut da bir takım örnekler veriyorlar. Şimdi bu örnekler, şimdi ben partili değilim yahut da bunları görmedim, gözümle görmedim, ama bu örnekler siyasi partililerin ya da belediye başkanlarının ya da işte parti yetkililerinin uydurabilecekleri yahut da olmayan bir şeyi ortaya koyabilecekleri bir şey değil. Bu arada WhatsApp grupları var, biliyorsunuz. Yani bütün artık WhatsApp denilen bir şey var ve herkesin hayatında bir WhatsApp grupları var. O WhatsApp gruplarında dolanan şeyler var. Sizin komşularınızdan da falanca yerdeki yazdığına böyle bir şey olduğunu ve sildiremediğini, yahut da kirada olmayan falanca semtteki evinde de böyle şey olduğuna dair bazı yazıların geldiği vaki, ben bir böyle komşularımızdan bazı şeyler okuyorum ya da görüyorum. Ha, velev ki bunların hiçbirisi doğru olmasın, olmamasını temenni ederim. Yahut da somut vakalarla çok cüzi şeylerle vardır. Ama bir tane ya da iki tane ya da 5 tane, 10 tane somut vaka vardır muhakkak. Aksi takdirde bunlar yalan olarak söylenebilecek şeyler değil. O zaman bu sinek küçük ama mide bulandırır meselesi seçmen gözünde bir kere özellikle yakışmıyor. Türkiye'ye yakışmıyor. Bunu çözecek olan parti tabii ki iktidar partisi. Bunu çözecek olan kurul tabii ki Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'nun en son açıklaması doğru bir açıklama. Olması gereken, yapılması gereken bir açıklama. Ama bu şikayetleri, aman efendim ne yapalım, ha gidin de savcılıktan o zaman şikayet edin gibi bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Şimdi demokrasi dediğimiz ya da seçim güvenliği dediğimiz ya da hukukun üstünlüğü dediğimiz şey aslında böyle bir, nasıl söyleyeyim, yani havada şey gibi hissedersiniz, koklarsınız onu. Ülkede var mıdır, yok mudur? Bu bir güven meselesidir. Yani sisteme güven meselesi, hukuka güven meselesi, seçime güven meselesi. Belli ki bu durumda bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın çözülmesi gerekiyor. Sayın Meclis Başkanımızın, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye adayımız, ben bu ekranlarda birçok yerde defaatle söyledim. AK Parti'nin İstanbul için olup olabilecek en doğru adayıdır dedim. Karakter itibariyle yani bu ekranlarda çok açık bir vatandaş ve bir kişi olarak metiyeler düzdüm. Çok inanarak söylüyorum buna. Yani güler yüzlülüğü, efendim şimdiye kadarki bütün siyasi geçmişinde herkese yakınlığı, bütün kişi nüktedanlığı, asık suratlı bir siyasetçi hiç olmaması, ne başbakanken ne bakan, bunlar çok önemli özellikler. Çünkü ben her zaman bütün partilerin sadece kendi seçmenlerinden değil, son yıllarda olduğu gibi herkese hitap eden politikalar ve bütün kendisine hiç oy vermeyen seçmenin gönlüne girecek şekilde adaylar belirlemesi yahut da efendim, yani ona da önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Ama ben Sayın Meclis Başkanı'nın muhakkak anayasanın 94. maddesinde göz önüne alındığında istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunun, bakın bunun, çok kısa hemen bitiriyorum. Bunun şeyle ne alakası var? İşte bu hayali seçmen. CHP seçmeninde şöyle bir inanış var. AK Parti iktidarı gücü tam anlamıyla hukuk sisteminde eline geçirdiğinden beri her şeyi ne olursa olsun kendi partisinin o seçimlerdeki, o somut vakadaki
lehine göre yontuyor ve ona göre yorumluyor. Anayasadaki kuralı da umursamıyor. Efendim falanca kanunu da umursamıyor. Yargı kararı bakımından da açıklamalar böyle. Anayasa Mahkemesi şöyle karar verdiğinde de böyle açıklama yapılıyor. Dolayısıyla bir inanç var. Ne inancı? Bunlar ne yapar eder? Kendilerine yine oy kazandıracak, kendilerine seçimi kazandıracak efendim her türlü şeyi yaparlar. Bu haksızlık aynı zamanda. Yani hangi anlamda söylüyorum? Kesinlikle buna da inanarak söylüyorum. Yani seçimlerimizin oy oranlarıyla efendim yok öyledir yok böyledir diye demiyorum. Her seçim sonucu ilan edildiği andan itibaren geçerlidir. Ancak bunun işte bu inancın ortadan kaldırılması şart. Sayın Meclis Başkanımızın istifa etmesi gerektiği gibi. Peki. Bunların hepsi bir bütün. Tamam. Yıldırım'ın istifası meselesine ayrıca yine geleceğiz ama tabii ki Rahim Bey, Bahadır Erdem'in söylediği, şimdi algı buysa o zaman iktidarın ne yapması gerekir? Bu bir. İkincisi bu işte seçmen taşıma meselesi, yani muhalefetin iddiası bu şekilde AK Parti işte kazanamayacağı yerlerde, küçük oy farklarının olduğu yerlerde kendi lehine bir çalışma içinde deniyor. Ama mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var. 24 Haziran seçimlerine karşılaştırdığımızda ilçe değiştiren 1,5 milyon seçmen var diyor. Evet, geçen. Asıl mağdur biziz dedi. Evet, üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemiz. Bu sistemden kaynaklanan sıkıntıların asıl mağduru da AK Parti'dir diyor yani. Yakın markaj alalım bunları diyor. Şimdi, Selim Hanım. Meseleye bakışta yine farklılıklar var. Bu ülkenin yakın tarihinde 1946 açık oy gizli tasnif gibi bir ayıp vardır. Bir sicilimiz. Diğer bir sicilimiz 1970'lerin seçimlerinde mükerrer oy diye anlamaması mümkün olan bazı değerli seyircilerimiz için açıklayalım. Mükerrer oy şu, bu sandıkta oy veriyor. İki mahalle ötedeki sandığa aynı kişi gidiyor, aynı gün tekrar oy veriyor. Mürekkep basılır. Evet, parmak. Mürekkep basıldı, parmaklarla şu oldu. Mükerrer oy ayıbı var. Şimdi Türkiye geldiği işte %85'i sandığa giden bir ülke. Amerika'da, Avrupa'da %50 bulunduğunda bayram ederken bizde %85'i bulan bir demokratik olgunluk var. Bu geldiğimiz bu noktada bir geçmişte bu ayıpları unutmak için kendimizi zorlarken eğer bir parti, o parti, bu parti, iktidar, muhalefet hiç fark etmez. Bunu kim yaparsa yapsın ahlaksızlıktır. Ve partilerimizin böyle bir ahlaksızlığa tenezzül etmedikleri kanaatindeyim. Arıza olarak bir yerlerde işgüzarlık yapılmış mıdır bilemiyorum. İşte tabelasında bu kadar 5600 bilmem seçmen sayısı 5900 gibi suçlar, buna ayıp da değil suçlar var ise o zaman yapılacak olan nedir? Bize göre yapılacak olan partilerin ortak bir komisyon kurarak bunu araştırmalarıdır. Mecliste bunun komisyonu kurulsun ve partiler bu meseleyi araştırsınlar derim. Gelelim Sayın Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili söylediklerine. Şimdi tabii ki ana muhalefet parti lideri elbette ki muhalefet yapacaktır. Elbette ki yanlışları dile getirecektir. Zaten bulunduğu konu itibariyle görevi bu. Ama şimdi adli bürokrat diyeceğimiz, yani Yüksek Seçim Kurulu dediğimiz Yüksek Seçim Mahkemesi'dir. 1951'de kurulmuştur. Aslında bir mahkemedir. Ben hatta bir yazımda bu kurul kelimesini mahkemeye çevirelim daha rahat anlaşılsın demiştim. Şimdi bu insanların çıkıp cevap verme hakları yok. Yani yarın iktidar değişse, bu insanlar belli süreyle seçilmişler. CHP iktidara gelse, o insanların görevi devam edecektir ve o arada bir seçim yapılsa bu defa o insanlara kalkıp bunlar CHP ne istiyorsa onu veriyorlar, o yönde mütalaada bulunuyorlar veya garanti veriyorlar demek doğru olmaz. Bugün denilenin de doğru olmadığı gibi. Elbette ki o insanların bir dünya görüşleri vardır, bir oy hakları vardır. Hepimiz gibi gidip oylarını
kullanırlar ama herkesin de vicdanı vardır, ahlakı vardır, namusu vardır. O sebeple Yüksek Seçim Kurulu hakimlerini topyekün genelleme yaparak olabilir içlerinde kusurlu olan olmuş mudur? Belki vardır, bilemiyorum, öyle bir iddiam yok. Ama bir genelleme yaparak hepsini bir parti mensubu gibi takdim etmek, o insanların da ailesi var, şerefleri var, yanlıştır. Peki Sayın Balba, yani YSK'ya yönelik o ifadeleri, Rahim Bey'in dediği gibi bir topyekün suçlama yapmak, genelleme yapmakla yanlış mı yapıyor CHP lideri? MHP lideri de diyor ki o zaman seçime girmeseydiniz diyor. Ve bu hayali seçmen, taşıma seçmendeki şeyler nedir? Ben her iki konuda boyutu da nedir meselenin? Yorumdan çok somut bilgiyi paylaşacağım Sinan Hanım. Şimdi öncelikle bu hayali seçmen, katılıyorum, ahlaksızlıktır ve hangi parti yaptıysa ortaya çıkartılmalıdır. Ben size Ankara'nın 4 ilçesinden somut, yani son rakamına kadar, küsuratına kadar sadece 4 ilçeden örnek vereceğim. Sizlerin de takdirine sunacağım. Çamlıdere, 24 Haziran'da seçmen sayısı 6.561. Seçmen listeleri asıldı. Şimdiki seçmen sayısı 12.493. %100 artar mı? Bilemiyorum. Yani şey olmuşsa bir şehir büyümez. O kadar zamanda TOKİ bile, yani bina gökdelen dikemez yani. 5 yani ayda. Nüfusunda tabii bir değişim oldu mu hani? Yok, hepimizin gördüğü Çamlıdere ve %100 artış. Bala 15 Haziran 24 Haziran 15.512 seçmen. Şimdi sandık, yani 5 ay sonra düşün, 5 ay sonra listeleniyor. 27.533 seçmen. Buradan fiilen ben suç duyurusunda da bulunuyorum. Yani bir sorumlu ey ehli vatan diyorum. Haymana 24 Haziran 21.199 seçmen. Neresi? Haymana. Ankara'nın meşhur ilçelerinden biri Haymana. Şu andaki seçmen sayısı 33.897. Bir önceki neydi? 21.193. 21.193. Ama Kızılcahamam 24 Haziran 20.637. Şimdi 26.994. Tamam, bir soru. Çamlıdere, Bala, Haymana, Kızılcahamam. Partilerin oy oranları nedir orada? Geçişken olabilir. Yani mesela Kızılcahamam, mesela son seçimlerde oy oranları var mı? MHP'li bir. Tek tek ayrıntı yok ama partiler, yani şu ittifak ben nedeniyle özellikle. Ben söyleyeyim isterseniz o konuda bir şey. Var mı sizde cevabı? Yani belli ölçüde var. İttifak nedeniyle dengelerin değişebileceği, artı Ankara'da özellikle Kızılcahamam diyelim ki milliyetçi seçmenin de olduğu, ancak İyi Parti nedeniyle de bir ayrışmanın yaşandığı bölge. Haymana'da nitekim CHP'nin de belli ölçüde gücünün olduğu bir bölge. Sonuçları örneğin Çankaya'da 100, mesela 15-20 bin seçmenle değiştiremezsiniz. Ama burada buralarda değiştirebilirsiniz. Öteki iddialar da var ama ben somut olarak bakın, bu yani mümkün değil. Yani buradan suç duyurusunda bulunuyorum bir anlamda dediniz ama ne yapacaksınız? Mesela gidecek mi bunlar YSK'ya şikayet olarak? Biz Nüfus Müdürlüğü'ne, yani son dönemde yine kimseyi şaibe altında bırakmak anlamında söylemiyorum. Çok nüfus müdürü değiştirildi. Kamuoyunda çok fazla tartışılmadı bu. Çünkü pek çok sorumluluk nüfus müdürlerine verildi. Pasaport vermek dahil. Çok sık değiştirildi. Bunların araştırılması gerekir. Ben Hakkari ile ilgili iddialar var, Siirt'le ilgili var, İstanbul'la ilgili var. Ama bu küsuratıyla söylüyorum. Peki. Yani böyle bir araştırma komisyonu kurulsun diyorum mecliste. Evet. İsabetli olmaz mı? Çok iyi olur. Peki. Çok iyi olur. Şimdi, bu seçmen hakikaten göçtü mü? Evet, pırıl pırıl yani alıp ben buraya geldim mi dedi. Şöyle bir gerçekten tamamen yani sahte bir şekilde. Evet. Bir kısmı sahte mi? Evet. Bir kısmı bir yerden bir yere mi göçtü? Bence bunun çözümlerinden biri bırakıldı ama bence o parmak, bu mürekkep yine konuşulabilecek bir öneridir. Yani başka bir yöntem bulamıyor isek. Bunu parmak tekrar gibi gündeme getirmek istiyorum. Peki. İkinci konu Sinema'nın bu Yüksek Seçim Kurulu.
Burada da çok ayrıntıya girmeden bizi izleyenlere, buradaki arkadaşlarımıza bir durumu paylaşmak istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesinden 6'sının görev süresi 23 Ocak 2019'da bitiyordu. Bugün 15 Ocak'tayız. 23 Ocak'ta görev süresi bitecekti. Başkan dahil. Siz seçim atmosferine girildiği andan itibaren Aralık ayında siz bu 6 üyenin görev süresini bir yıl uzatıyorsunuz. Şimdi ben bu 6 üyeyi uzattım ama öteki 5 üye de ya şimdi onlar da kenarda kalmasın. Onların görev süresi de 2020'de bitiyordu. Onlarınkini de bir yıl uzattım diyorsunuz. Sayın Er'in söylediği gibi kuruldan öte yüksek mahkeme denilmesi gereken bir kurumun üyeleri seçim sürecine girildiğinde ben iktidar olarak sizin görev sürenizi ben uzattım derseniz burada bir gölge olur. Onlar pür pak insanlar olsa bile nitekim ben Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanının işte Balıkesir Dursun Bey'de kızı eczacı yani hanım hanım bir hanımefendi yani Anadolu insanı ziyaret ettik nasılsınız dedik. İnsan olarak hiçbiriyle bir sorunumuz olamaz zaten. Ancak siz ne kadar düzgün insan olsanız bile bu kural dışı süre uzatımı ki geçmişte hiç olumlu sonuçlanmamıştır suni süre uzatımları olmaması gereken bir şey Sinem Hanım. Ben o iddiaların hepsini bir kenara koyuyorum. Bu Yüksek Seçim Kurulu öyle bir şey ki Anayasa Mahkemesi bile karışamıyor. Geçmişte biz İzmir'den sevgili Atilla Sertel'in kararlarına temiz yok. Evet, milletvekilliği ile ilgili YSK bir karar verdi. Atilla %100 haklı. Yani sen basın ilan kurumuna üyesin. Bu bir devlet kurumudur diye. Gazeteci Atilla yani oranın memuru değil vesaire değil. Danışıyor istifa etmene gerek yok diyorlar. Hukuki bir durum gerçi ama Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Yani orada dediler ki vallahi bu tabloya göre siz haklı görünüyorsunuz. Ama biz Yüksek Seçim Kurulu kararlarına müdahale edemeyiz dediler. İşte böyle bir kurulun bence yani toz değmemesi lazım. Hepimizin bunda özen göstermesi lazım. Sayın Balbay'ın söylediği benim demin söylediğim şey aslında. Yani bir bütün seçmen bu karara bakıyor. Şimdi mesela Sayın Binali Yıldırım'ın istifa etmemesine bakıyor. Bambaşka birçok örnek verebiliriz. Ona bakıyor, buna bakıyor. Ondan sonra demin söylediğimiz noktaya geliyor. Seçmenin bir kısmı. Benim burada Sayın Binali Yıldırım'la da kişiliğiyle ilgili kesinlikle. Hani Binali Yıldırım'la hepimizin diyaloğu vardır sanıyorum. Yani diyaloğu da açık bir insan. Cumhuriyet'te oğluyla ilgili bir haber çıkmıştı. Haberin kimi unsurları doğru ama bir iki unsur açıklamayı muhtaç. Ben de Ankara temsilcisiyim. Aradı dedi cezalısın. Ulaştırma Bakanı nedir cezam dedim. Benimle sabah kahvaltısı yapacaksın dedi. Biz de cezamızı çektik. bir kahvaltı yaptık. Ama Binali Yıldırım'ın bence gelinen noktada Bahçeli bile bugün ya şöyle çözelim deme noktasına geldiyse Binali Yıldırım ya ben istifa edeceksem herkes etsin o zaman deme noktasına geldiyse onların da içine sinmeyen bir durum var. O nedenle ben Binali Yıldırım'ın bir görevinden istifa etmem. İki, yine ailesiyle ilgili bu tartışmalı mal varlığı konusunu da kamuoyuna bir açıklama yapmam. Benim ailemin, çocuklarımın hayatı budur, kazancım budur, tablo budur deyip hani o kendi kişiliğine hepimizin birleştiği o sosyal yanıyla örtüşür bir kamuoyunu aydınlatma sorumluluğu gerekir. Ben acaba istifa etmiyor mu yoksa edemiyor mu diye düşünüyorum artık. Yani etme mi diyorlar. Yani çünkü Binali Yıldırım'ın ruhu tanıdığımız ederdi. Vicdanı buna çok fazla el verecek bir kişi tamam. De değil diye değerlendiriyorum. Yıldırım etrafında dönen istifa etmesine gerek yoktur. İlk yerinde Sayın Bahçeli'ydi. İşte edemiyor mu evet. Acaba İstifa Bahçeli? Tartışmasını başka kişilerle gireceğiz ama bir araya gideceğim. Bir durum. Fakat aradan sonra Hilmi Daşdemir'le bu işte Mustafa Balbay'ın Çamlıdere, Bala, Haymana, Kızılcahamam'da 24 Haziran seçmen sayısı ise bugün listelerde görünen seçmen sayıları ki çok önemli artışlar var, ciddi artışlar var. Bunları konuşacağız. Hem acaba orada bir parti rekabetleri açısından sonuçları değiştirebilecek sayılar mı bunlar? Onları soracağız. Gerçekten hile, sahtekarlık mı var? Yoksa mesela şöyle yorumlar da var.
işte muhtar adaylıkları, belediye meclisi üyelik adaylıkları nedeniyle çok sayıda yakını da doğal olarak her seçim olurdu ama bu seçim döneminde daha fazla, ama bu hiçbir partinin işine yaramıyor. AK Parti'nin de işine yaramıyor, CHP'nin de işine yaramıyor. Kesinlikle. Ve bu bir sorun olarak görünüyor. Yoksa o sınıfa mı sokulur? Muhalefetin eleştirileri, iddiaları mı doğru? Kim bunu araştıracak? Ne yapılmalı? Hilmi Daşdemir ve Rahim Er'in de o konudaki görüşlerini alırız ama aradan sonra. Evet, devam ediyoruz. Aradan önce Mustafa Balbay bazı rakamlar verdi Ankara'dan, 4 ilçeden. Çamlıdere'de 24 Haziran'da 6.561 seçmen varmış. Şimdi 12.493 görünüyor. Bala'da 15.512 seçmen varmış. Şimdi 27.533 görünüyor. Haymana'da 21.193, şimdi 33.897. Kızılcahamam 20.637, şimdi 26.994. Birkaç ayda bu kadar artış normal değil dedi Mustafa Balbay. Dönelim Hilmi Daşdemir'e. Burada şimdi iddia bir yanıyla da şöyle ya, bu şekilde seçmen kaydırmalarıyla işte iktidara yönelik bir suçlama var. Kendi lehine bir seçim sonucuna dair bir ayarlama, iddia bu. O zaman bunun sağlamasını yapabileceğimiz soru şu, Çamlıdere, Bala, Haymana, Kızılcahamam'da acaba partilerin oy oranları neydi, bunu görebiliyor muyuz? Hilmi Daşdemir'de onun cevabı var, alalım. Bir de bu hayali seçmen tartışması, yani siz nasıl izliyorsunuz? Kolay mı bunu yapmak? Mesela YSK şimdi devrede, çok kolay bir şekilde bunu kontrol edebilir ve doğrusu neyse onu açığa çıkarabilir mi? Nasıl olacak bu iş? Muhakkak yapabilirler. Yani sonuçta artık eskisi gibi bir sistem yok. Her şekilde verilerin birbiriyle check edileceği şeyler var, enstrümanlar var. Elektrik faturası, TC kimlik numarası, aklınıza ne geliyorsa, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, bunlar birçok veriyle test edilebilecek durumda. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu da bir çalışma vardı. Binalardaki şeylerin, o abonelikler ve oradaki yaşayanlar üzerinden verilerin çakıştırıldığı bir sistem vardı. O da büyük oranda tamamlandı. Ben buradaki hususun daha çok muhtarlık seçimleri ve diğer taraftan okullardaki kayıt sebebiyle oluşan bir durumdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama elbette varsa herhangi bir şey, menfi bir durum, yani oluşabilecek herhangi bir husus, o da ayrıca şey yapılacaktır, üzerine girip açığa çıkarılacaktır. İlçelere geldiğimiz zaman mesela bir önceki yerel seçimden hareketle söylüyorum. Çamlıdere'deki AK Parti oyu %68, Milliyetçi Hareket Partisi oyu %25. Başka Kızılcahamam, AK Parti %53.8, Milliyetçi Hareket Partisi %40. Bala, AK Parti 46, MHP 16.8. Yani dolayısıyla Sayın Balbay burada bir hani lehte sonuç doğurabilecek, hani böyle dahi olsa artışlar bir etkisi olmayacak örneğin gibi görünüyor. Haymana'dan, Haymana'yı unuttunuz. Evet, Haymana'yı ben vereyim. 39'da AKP 42, CHP 32. Yani burada yüzde Haymana'da %40'lık bir seçmen fazlalığı değiştirebilir buranın sonucunu. Bir de şeyde, yerel seçimlerde de Demokrat Parti'nin bir adayı çıkmıştı ve Haymana'yı ilginçtir, Demokrat Parti kazanmıştı %42 ile. Yani çok da hani yerel özellikler olan bir yerler buralar. Muhakkak, ancak yani sonuçta bir önceki sonuçta yerel seçime bakıldığı zaman çok öyle etkileyecek bir husus yok. Ama diğer taraftan varsa böyle bir şey de husus da, bunun üzerine gidilerek gerekli İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar var. Diğer taraftan YSK var.
savcılıklar bu konuda yetkilendirildi. Soruyu şöyle sorsam, yani bu artışlar normal mi sizce? Bakılmalı mı? Mesela? Bakılmalı mutlaka. Yani sonuçta bir iddia varsa doğru, haklı ya da haksız mutlaka bunun araştırılması gerekiyor. En azından seçmenin vicdanını rahatlatmak açısından bunu araştırıp buradaki durum ortaya konulması gerekiyor. Ayrıca muhtarlık seçimleri ya da başka sebeplerden dolayı bir şey oluşmuşsa da yani nerede yaşıyorsa o insan orada oy kullanmasını sağlamak gerekir. O köyde artık artık her büyük şehirlerde o köylerde mahalle olarak geçiyor biliyorsunuz. Oralarda bu sağlanabilir. Rahim Bey, parmak boyası yeniden kullanılabilir dedi Mustafa Bey. Çünkü sizce bu tartışmaları giderebilecek bir şey. İhtiyaç var mı? Bu tartışmaları giderecek böyle bir adım atılmalı mı sizce? İyi olur mu? Onu söyleyeyim. Öncesinde şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bir söz vardır. Bir şeyin şuyu vukuundan beterdir diye bir deyim. Çok bir şeyin doğru. Şuyu yani şaiye haline gelmesi, lafının çıkması onun olmuş gerçekten olmuş olmasından beterdir diyor. Bu asırlardan beri süzülüp gelen bir deyimdir. Demek ki bir tecrübesi var. O halde şimdi burada isimler sayıldı. İsimler sayıldı. Bu ismi geçen ilçeler bir kere şaibe altına giriyor. Bir, iki, yarın burada seçilecek olan insanlar son derece dürüst, %1000 dürüst olarak seçilse bile birileri daha seçimin ertesi günden itibaren kalkıp onu yıpratacak laflar edebilirler. O sebeple az evvel ne dedik? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilir. Yüksek Seçim Kurulu kendi mekanizmaları her neyse devreye sokabilir ve bunun haricinde devletin yapması icap eden başka imkanlar nedir? Onlar devreye sokulabilir ve böylece denir ki X, Y, Z partilerine o komisyonda arkadaş nerelerde şüpheniz var? Misal 7 getirin tane bakalım. 7 tane ilçe çıktı. Evet. Buralar araştırılır ve sonra ortak raporla, ortak imzayla araştırdık. Burada evet böyle bir nüfus artışı olmuş ama şöyle de bir göç olmuş, okuldan dolayı naklihane olmuş gibi izahatlar getirilebilir. Gelelim. YSK üyelerinin görev sürelerinin uzatılması için. Şimdi ona geçmeden çok özür diliyorum. Sıcağı sıcağına hani bir vurgu yaptınız. Tabii. Araştırmacı olarak haklı olarak yani o ilçeler yerleşim yerlerindeki oy oranları şu anda belki de oradaki belediye başkanının partisini değiştirmeyecek noktada dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. Hani 3 yerde öyle ama Haymana'yı örneğin CHP alabilir. 3 yerde de öyle ama ben ilçeleri bir kenara koyalım. Size sözünü ettiğim bu 4 yerdeki seçmen artışı 40 bin. Geçen seçimlerde Büyükşehir Belediye Seçimi'nde Mansur Yavaş 30 bin oyla kaybetti. Şimdi nereden ama geldiklerini de bilmiyoruz. Oraya gitmiş olsalar arada. Bile onlar büyük şehirde oy kullanabiliyorlar. Kullanıyorlar. Ama işte ama hayali ise bunlar, yeni ürettinizse. Yani o da araştırılınca ortaya yani, çıkar elbette. Yeni ürettinizse, örneğin yarın Cumhuriyet'in manşeti 157 yaşında seçmen var. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Yani bunların giderilmesi lazım. Bunun hiçbir partiye de yararı yok. Bunu da söyleyeyim. Yani toplamda seçmenin kazanadana da büyük seçmenin çoğulmasının nedeni olur ki bunu hiçbirimiz istemeyiz. Ama hani sizin söylediğiniz farklı bir yöne de çekilebilir. Ya o yörelerde zaten değişmiyormuş ki. Hani Musa Balbay'ın söylediği hani oradaki sonucu değiştirmeyen bir rakammış diye bakılabilir. Sadece o ilçe ölçeğinde bakmamak gerekir. Büyük şehir ölçeğinde baktığınızda ki sözünü ettiğim yerler büyük şehir içinde oy kullanacaklar. Evet. Somut örneğim Melik Gökçek ilk seçimi 5 bin oyla kazanmıştı. İlk seçimi. Dolayısıyla bu artışlar hayali mi yoksa gerçekten gerekir. Seçmen belli bir yerden büyük gerçek seçmen mi taşındı? Çünkü. Ya da Ankara örneğinde Ankara içinden mi geldi, farklı illerden mi geldi? Hepsinin cevabının bulunması tabii, gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de demokrasi belli ölçüde yani büyük ölçüde ya da tamam çok elbette tartışılıyor sürekli ancak işliyor. Eğer işlememiş olsaydı 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kendi elindeki iktidarı bir seçim sistemiyle Demokrat Parti'ye devretmezdi. O zaman
nasıl Demokrat Parti'nin aldığı oylar şeyse, muteberse, bugün yapılan seçimlerde de, ama bu şayiaların üzerine gidip bunları da aydınlatmak elbette gerekiyor. Yani bu şüpheler ortadan kaldırılması gerekiyor. Ancak o ilçeler üzerindeki şeyin de durumun da oy oranlarında söyledim. Çok o kadar, yani mesela Çamlıdere AK Parti'nin ilçeler arasında en yüksek oy aldığı ilçelerden birisi. %77 falan oy aldığı dönemler var. Ama altını çiziyorum. Tabii. Çamlıdereli büyük şehir içinde oy kullanacak. Ve bu dört yerin toplam seçmen artışı 40 binin üzerinde. Somut 2014'te Mansur Yavaş 30 bin oyla kaybetti. Eğer hayali ise diyor bu seçmen. Yani o da araştırınca ortaya çıkar. Başka şehirden geldiyse ona da hayali diyemeyiz. İşte onu da söyledik. Yani başka şehirden gelmiş olabilir. Zaten yani. Seçenekleri sıraladık. Yani zaten başka şehirden Ankara içinden de mi geldi? Başka şehirden mi oraya geldi? İddia edildiği gibi hayali mi? Ama buradaki tüm konuklarımız hemen şu konuda hemfikir oldular. Böyle bir iddia araştırılmalı diyorsunuz. Evet, siz de araştırılmalı ortada diyorsunuz. Evet. Açığa kavuşturulmalı ki seçmende seçimlerin güvenilirliğine dair bir şüphe olmasın. Böyle bir tartışma içine girmesin Türkiye. İsterseniz bunu burada noktalayayım. Bence geldiğimiz nokta iyi bir nokta çünkü. Hızla hemen şu Ankara-İstanbul yarışına bakıp sonra şu ekonomi ve beka tartışması üzerinden belki biraz Amerika'ya da atıfta bulunarak son tartışmaları değerlendirirsiniz. Hilmi Bey, çok hızlı alayım sizden anket, yani araştırmacı olduğunuz için yine sizden başlayalım. Şimdi Ankara'da başa baş bir seçim var diyoruz ya, şunun cevabını almadım. Bir ölçüm yaptınız mı? Şu anda Özsaseki, Mansur Yavaş yarışında ne görünüyor? Yaptım ancak sonuçları çok açıklamam için yaptım. Kişilerden müsaade almadığım için bir şey söyleyemem. Şunu söyleyebilirim. Oran vermeyin. Oran vermeyeyim. Ancak Mansur Yavaş'ın şu an görünen şeylerde isim olarak biraz önde, ancak parti anlamında biraz geride olduğu bir şey var. Fotoğraf var. Önümüzdeki süreçte bu nasıl gelişir? Şöyle, partisi itibariyle, parti oy oranları itibariyle bakıldığı zaman biraz geride gibi gözüküyor. Ancak Mansur Yavaş'a mı Özsaseki'ye mi oy verirsiniz diye sorulduğunda Mansur Yavaş, hı hı, orada önde çıkıyor. Yani adaydan bağımsız hangi partiye oy verirsiniz diye sorulduğunda CHP AK Parti'nin gerisinde ya da Cumhur İttifakı. Yani tam öyle de değil aslında. Nasıl? Bakarsanız adaydan bağımsız değil. Hı. Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özsaseki ve Millet İttifakı adayı, hı hı, Mansur Yavaş diye sorulduğunda Mansur Yavaş orada önde. Ancak ciddi bir kararsız seçmen var. Parti olarak Büyükşehir Belediyesi'nde kime oy verirsiniz diye sorulduğunda da orada da birazcık Mansur Yavaş'ın geride olduğunu, orada da kararsızların yine yüksek oranlarda olduğunu gözlemliyoruz. Burada da o zaman Mansur Yavaş'ın hani bir kişisel oyu var deniyor diyor ya. Bir anlamda onun sağlaması mı yapılmış oldu? Onu mu yani diyorsun? Onu check etmek açısından önemliydi. Oy geçişleri, o ne kadar oluyor, bir önceki seçimler falan, bunlara falan da ayrı ayrı baktık. Birçok analiz yapıldı. Ancak buradaki sürecin bakıldığı zaman biraz Mansur Yavaş lehine bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Nasıl İstanbul'da Binali Yıldırım lehine bir durum varsa. Hı hı. Burada Mansur Yavaş örneğin, hani Ankaralılık şöyle, toprağın altını bile biliyor Mansur Yavaş. Yani çünkü şurada diyor kuyu kazılır. Yani şurada kuyularda daha çok su var diyor. Biliyorsunuz içme suyu tartışması başladı, evet, Ankara'da. İçme suyu Ankara'da her ay enflasyona göre artıyor. Mansur Yavaş dedi ki ben bu artışı durduracağım. Yılın başında belli olacak su ve yılın sonunda sonuna kadar değişmeyecek dedi. Benim şu anda aldığım rakamlara göre Ankaralı %35 zamlı su içiyor dedi. Önceki gün izlemişsinizdir haberleri. Ankara Büyükşehir Belediyesi suda %30 indirim yaptı.
Önümüzdeki hafta benim tahminim ulaşımda indirim yapacaklar. Evet, bugün bir öğrenci vurgusu vardı Mansur Yavaş'ın. Yani Mansur Yavaş şu anda icraata başladı gibi söylenebilecek bir psikolojik üstünlük de görünüyor şu anda. Ya İstanbul'da mesela su tüketimi kullanımı açısından, su fiyatları açısından bakıldığı zaman Ankara'dan oldukça ucuz su tüketiyor İstanbullular. Ankaralıyı suda boğmuşlar biraz. Yani %30 zam. Yani Mansur Yavaş'ın tahmini %35 şu andaki elimdeki rakamlara göre dedi ki %30 indirebildiklerine göre bir gerçekliği de olduğu ortaya çıkıyor. Benim bir kiracım var bugün. Kira artışı vardı. Diyor ki sadece bu kadarla değil ki diyor Bahadır Bey diyor. Bu ay diyor 600 lira diyor ki su parası verdim diyor. Tek keyfim diyor yıkanmak diyor. Her gün ben duş alıyorum diyor. 600 lira diyor zam. Peki şimdi Ankara'ya ilişkin söylemek istediğiniz bir not var mı? Bu şey tabii ben Ankara ölçeğinde de hani İstanbul'da da bu görülüyor. Hani yerel yönetimlerde böyle tansiyonun daha bir düşük olması ve kente yönelik, yönelik tartışmaların öne çıkmasına seviniyorum. Biraz önce hani vurgu yapıldı. Başka nedenler Bahadır Bey genel anlamda hani seçmenlerin oy verirken yerel icraatın yanı sıra genel konulara da değindiğini söyledi. Dikkate aldığını söyledi. Doğru. Ama şimdi belediye başkanlarının bu yanıyla öne çıkması ülke için de yararlı oldu. Faydalı. İstanbul'da örneğin bugün ben konuştuğum kadarıyla Ekrem İmamoğlu'yla İstanbul'un örneğin vadilerini çıkarmış çok ilginç bir projeden bahsetti. Yani yeşil hani vadi diyebileceğimiz park olabilecek vadiler. 15 tane vadi çıkarmış. Şu anda metruk duruyor. Yarısı belediyenin yarısı terk edilmiş. O vadileri diyor hani Beylikdüzü'nde olduğu gibi değerlendirdiğimizde 15 büyük vadi park çıkarabileceğiz diyor. Sanıyorum mevcut belediye buna bir cevap verecektir. Yani yerel ölçekte böyle yarışın olması güzel bence. Ülke için de güzel. Mansur Yavaş da bu yarışa hani ben herkese önce insan gözüyle bakacağım dedi. Ve Ankara'nın somut projeleriyle işe başlamış oldu. Ankara'yı alacak mı Mansur Yavaş sizce? Alacak mı Ankara'yı Mansur Yavaş? Benim gördüğüm yani sokakta ciddi bir algısı var. Mesela pazar yerindeki insanlar hani çok klasiktir ya taksiciler hani şey üç şey öne göre çıkıyor. Taksicileri çok ciddiye almayın çünkü taksicilerin çoğu Ankara güçlü ve şey işte Mansur Yavaş gittiyse. Şöyle bir Mansur Yavaş'ın geçen seçimlerde. Elbette ciddiye alalım da ben espri olsun diye sabaha söyleyeyim. Sabaha karşı 3'te seçimi kazandığı sabaha karşı 5'te de kaybettiği yönünde. Bir yerleşik iddia var. Mansur Yavaş bunu mahkemeye götürdü. 550 sandık 2 ay sonra geldi. Böyle gölgeli bir durum oluştu. Yine olmasın diye zaten konuşuyoruz. Bir mazlum yanı var. Ya hakkı yendi Mansur Yavaş'ın duygusu var. Bir de gördüğüm kadarıyla özür dilerim. Hem Mansur Yavaş'ın açıklamalarında hem Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarında bu işte seçim güvenliği ve oya sahip çıkma meselesinde ciddi bir hazırlık var galiba var. Öyle mi? Yani sütten ağızları yandı. Şimdi deyim yerinde ise dondurmayı üfleyerek yiyorlar. Yani o hava var. Ve Mansur Yavaş da biraz önce araştırmalarda çıkabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partili seçmen de doğal olarak biraz önce konuştuk. Her partili kendi seçmenine oy ver, kendi adayına oy vermek istiyor. Anımsayın 23 Eylül 2018 AKP'nin grubunda da MHP'nin grubunda da genel başkanlar ittifak yok. Kendi partimiz olarak gireceğiz dediğinde milletvekilleri ayakta alkışlamışlardı. Böyle bir özlem vardı. Bir ay sonra işler değişti. O yüzden hani Mansur Yavaş'ın yani CHP ile CHP tabanıyla diyaloğunda da ben kendisiyle geçtiğimiz günlerde hani bir sohbette konuştuğumda o diyaloglarda eksik yanları da gördüm ve gideriyorum dedi. Onu tamamlamış görünüyor. Bir de hakikaten Ankara'ya hakim yani Beypazarı'nda yaptığı şey bir laboratuvar gibi. Hani olur ya bedenimizden hani bir tüp kan alınsa bütün vücudumuzda ne olduğu ortaya çıkıyor. Kolesterol şu, tansiyon bu diye yani bir tüp kanla bütün bedenin durumu ortaya çıkabiliyor. O yüzden belediyenin küçüklüğü, büyüklüğü ayrı. Orada yaptığı icraat hani herkesin dikkatinde. Kadınları hayata peki katmış. Hı hı hı. Örneğin inanır mısınız bir geçenlerde Ulusal Eğitim Derneği'nin başkanının bir yazısını gördüm. Yani Mansur Yavaş'ın kimliği, yani acaba bir mesafeli bir yazı mı diye baktım. Onlar da şuradan oy vereceklerini söylemişler. Mansur Yavaş
Beypazarı'nda bütün tabelalar Türkçe olacak koşulu getirmiş. Arkadaş, burası Türkiye, tabela Türkçe olur demiş. Biz bundan oy vereceğiz diyor. Pek çok kişinin hani böyle çok önemlidir adayda. Pozitif yöne gidince oy verme gerekçeleri ararsın. Tabii. Ama ya negatifse de vermek istemiyorsa vermeme gerekçesi alır. Evet. Yani... Mesela bugün Mansur Yavaş'ın şu vurgusu çok ön plandaydı. Yani işte belediye başkanı olduğumda tek bir belediye işçisi kişisel gerekçelerle işten atılmayacak. Mesela çünkü böyle aksi yönde bazı endişeler var. Çünkü evet, yapılıyor dedi. Şeyde daha önce geçici işçi olarak statüsünde sözleşmeli olarak çalışan işçiler de işte burada belediye yönetimi değiştiği zaman sözleşmelerine son verileceği gibi bir şey var, iddia vardı. Herhalde bu ona cevap olarak verilmiş bir şey. Ancak ben Sayın Balbay'a bir katkı vermek isterim şeyde, az önce söylediğinde. Şimdi baktığımız zaman Ankara ve İstanbul daha çok dikkat çeken iki il. Buradaki her iki partinin adayları da gayet mutedil, makul adaylar. Birbiriyle kavga değil, işte proje yarışıyla öne çıkacaklar. Kim daha çok hoşgörülü onu göstermeye çalışacaklar. Ama genel siyasetin de genel başkanlar düzeyinde belli ölçüde siyasete etkili, siyasette etkin olacağını, öne çıkacağını gözlemliyoruz. Nitekim genel başkanlarının yaptıkları açıklamalardan bu bariz bir şekilde gözlemleniyor. O polemikler ne kadar etkili? Ekonomi mesela aynı zamanda. Yani işte ekonomide çok bariz bir şekilde. AK Parti açısından bir şeye dönüşecek mi, oy kaybına dönüşecek mi? Birazdan soracağım. Rahim Er, şimdi bugün Mansur Yavaş'ın açıklamalarında işte ayrımcı olmayacaklarını, partizanca davranmayacaklarını, herkesi kucaklayacaklarını, işte su örneğini hatırlattı, öğrencilere ulaşımda indirim, bunu da şimdiden Ankara Belediyesi'ne söylüyorum. Belki seçimden önce suda olduğu gibi bunu da yaparlar dedi. Öztesiki'ye baktığımızda işte çay, çorba, çamaşır diyor arkadaşlar dedi öğrencilere. Ve gençlere yönelik hazırlanan bir proje kapsamında sosyal projelerin devam edeceğini söylüyor. Turizm gelirlerini arttıracağız diyor Ankara'yı. Sizin izleniminiz nedir? Öztesek'i Mansur Yavaş yarışında nasıl bir izlenime biraz sahipsiniz? Biraz daha yukarıdan bakayım müsaade ederseniz eğer tabi caizse. Acaba diyorum Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde şöyle bir rahatsızlık olabilir mi? Yani İstanbul adayı Sayın İmamoğlu, Ankara adayı Sayın Yavaş, bunlar netice itibariyle kendi örgütünden çıkan adaylar değil. Değil. Gerçi İmamoğlu ne kadar CHP Beylikdüzü ilçe başkanı doğru yapmak. Doğru ama kaynak olarak şey, hatta şu bile söyleniyor. Yani soyadı İmamoğlu olduğu için mi acaba aday gösterildi tarzında. Bu soyadı altında. Evet. Şimdi CHP'nin yani sağdan gelen, yani kaynak olarak sağdan gelen bu ülkenin vatandaşları sonuçta, yani değişmez de yani siyasi çerçeve içinde konuşuyoruz. Ama 2014'te Mansur Yavaş'a oy verdiler, değil mi? Evet, verdiler. Oradan geliyor ama böyle bir durum var. Onun haricinde Sayın Yavaş'ın bu bütün tabelalar Türkçe olacak sözünü bütün Türkiye için bir çağrı olarak, çünkü buna dair bendenizin yazdığım sayı miktarını bilmiyorum ve benzer konularda elbette bu bir ülkenin bir ihtiyacı. Su gibi aziz ol diye sözümüz var, değil mi? Su gibi aziz ol. İnsan susuz yaşayamaz. İnsan vücudunun 1/3'ü su. O itibarla suyu bir kazanç vesilesi olarak görmemek lazım. Bir ihtiyacı karşılama, bir vakfiye gibi belediyelerin düşünüp vatandaşın çeşmesinden suyu akıtması icap eder. Buradan bir de teklifim olacak. O da şu. Daha evvelden de belki de sizin programda yaptık bilmiyorum. Belediye neticede o şehre, o ilçeye bir partimizin bir adayını halkımızın takdiri ve teveccühüyle seçeceğiz. Ancak bu bir iyilikte yarış aynı zamanda.
Seçilen başkan, hani yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemine de girmedik mi? Seçilen başkan, mevzuat buna müsait değilse mevzuat değiştirilsin. Diğer partiden düne kadar kendine rakip olan, bu başkan olur, yardımcıları olur, bir başkası olur, alıp kendi ekibine katsa, onun o görüşlerinden, enerjilerinden, farklı bakışından istifade etse diye düşünüyorum. Yani en azından şunu yapsalar, hani rakiplerinin projelerinde muhakkak ki beğendikleri, keşke bizim de aklımıza gelseydi dedikleri projeler olabilir. En azından onları yapsalar. Yani bu da olur. Artıdır. Bu da olur. Ben yani bizzat mesai arkadaşlığı da olabilir, yardımcılık, danışmanlık vesaire gibi veya yani 4 ayda bir, senede 3 kere olamaz mı çağırıp arkadaş biz beraber yola çıktık ama kader halkımızın takdiri. Ben kazandım. Sen nasıl görüyorsun benim gidişatımı? Yanlışlarımı ne görüyorsun? Çünkü o gelen insan yakınındakilerden daha çok doğruyu söyleyecektir. Aha. Peki burada şimdi az önce Mustafa Bey... hatırlatmak istiyorum. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Biraz gerçekçi olmamız lazım. Türkiye'de şu anda 4 milyondan fazla Suriyeli var. Almanya'ya gittiğimiz zaman 5 milyon da Türk var. Berlin'e gidin. Türk bölgelerinde dünya kadar bütün mağazaların, dükkanların, dönercilerin üstünde Türkçe tabelalar var. Biz buna beğensek de beğenmesek de zaman içinde bunu onayladığım yahut da olumlu baktığım için söylemiyorum. Ama ülkemizin gerçeğindeki bu 4,5-5'e yakın Suriyelinin sonucudur bu tabelalardaki. Özellikle yok, Arapça ayrı, yazılar. Hani İngilizce vesaire oluyor. Örneğin çiçekçi, çiçeksi yazıyor. Çok yeni bir olay. Çiçekçi de Mahmut Yavaş'ın mesela oradaki... Mahmut Yavaş'ın dediği başka bir şey. Bu o çok başka bir şey. Yani. Ben bambaşka bir şeyden... Evet. Buradan baktım yani işin açıkçası. Suriyeliler olayı bu da var. Ayrı bir hani program. Mesela İngilizce yok, bu da var. Yüzde vursak yüzde yarım bile tutmaz. O Suriyelilerin tabelası yüzde yarım bile tutmaz. Peki. Şimdi müstemleke gibi İzmir'de alışacağız. Ankara'da Önder Mahallesi öyledir. Tamamen Arapça. Evet. Şimdi az önce Mustafa Balbay ve Bahadır Erdem aslında bir anlamda o konudaki son değerlendirmelerini yaptılar. Binali Yıldırım'ın istifa edip etmemesi gerektiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından. Biliyorsunuz Anayasa 94. madde hatırlatılıyor. Hep eleştirenler ve istifa etmeli diyenler. Çünkü o madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkan Vekilleri, üyesi, bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışında faaliyetlerine görevinin gereği olan haller dışında meclis tartışmalarına katılamazlar. Başkan ve oturumu yöneten başkan vekili oy kullanamaz diyor. Yorumda farklılaşıyor Cumhur İttifakı ve muhalefet. İşte Binali Yıldırım mahalli idareler yasasını örnek gösterdi mesela. Orada da meclis başkanı istisnalar dışındadır istifa etmesi gerekenler arasında dedi. Ve ayrıca yaptığının da yani seçim çalışmasının da siyasi bir faaliyet olmadığını söyledi. O siyasi faaliyet değil mi onu da hızla soracağım. Ama önce şu istifa meselesinde bugün MHP liderinin hızla konuşalım bu konuyu. MHP liderinin bir önerisi var. Diyor ki Sayın Bahçeli, TBMM iç tüzüğünün 14. maddesi uyarınca Yıldırım'ın Ankara dışında olduğu dönemde yazıyla vekalet görevi verebileceğini, böylece her suçlamanın önünü kesileceğini söylüyor. Yani mesela önümüzdeki 2 ay İstanbul'da olacaksa Binali Yıldırım o 2 ay boyunca vekalet görevi verebilir diyor. Nasıl bir öneri sizce Rahim Bey? Çözüm bu mu olmalı? Yani sizce şöyle, bu herhalde Sayın Bahçeli'nin ya bu istifa etmeme fikrini, istifa etmesine gerek yok sözünü ilk ben ettim. Dolayısıyla... Etmez olaydın. Dolayısıyla bu meseleyi de ben tamir edeyim bir ara çözüm gibi bir ihtiyaç içinde olmuş olabilir. Şöyle, yani Sayın Yıldırım şimdi telefon açıp şu programa... Ya madem bu kadar arzu ettiniz kardeşim işte istifa ediyorum rahat uyuyun bu gece diyebilir. Yani Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım Bey. İçeriğinden bağımsız olarak evet. Ne güzel olur her yerde haber oluruz. Evet. Binali Bey rahat bir insan. Hani hatırlarsınız bir gazeteci arkadaşlar sormuşlardı İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı 2 sene önce. Efendim olacak mısınız diye. Kendisi de o sırada başbakandı. Dedi ki ya kardeşim bizim de iyi kötü bir işimiz var. Bırakın işimizi yapalım diye. Başbakan iyi kötü bir işimiz var diye. Yani yarın Binali Bey çıkıp
ortalığı yumuşatabilir. Diyebilir ki ya madem bu kadar arzu ediliyor, tamam işte ben meclis başkanından istifa ettim diyebilir. Bana da kalırsa iyi eder. Mustafa Bey az önce dedi ki istifa etmiyor mu, ettirilmiyor mu? Sizin izleniminiz nedir? Yani edemiyor mu? Edemiyor mu? Yani ben fazla değilim. Bilemiyorum. Peki. Ya şu var, bir partidir, bir genel başkandır. Doğrudur, yanlıştır. Her kafadan bir ses çıkmaması adına partinin kararı vardır. Onu da aşmak istemiyor olabilir. Yani. Parti disiplininin en fazla seçimi, mutlaka böyledir diyemiyorum yani. Seçim ama burada tabii bir çok somut anayasa iş tüzükten üstedir. Evet. Anayasa madde 94 hiçbir siyasi faaliyet katılamaz diyor. Örneğin bugün anayasa hani kanununa da üstedir. Tabii ki. Tabii. Bugün Kemal Bey de söyledi. Bütün milletvekilleri Mansur Yavaş'ın tanıtım törenindeydi ama Levent Gök gelmedi. Çünkü meclis başkan vekili. Yani onu da bağlıyor. Yani meclis başkan siyasi faaliyete katılmıyor. Peki hızla seçim çalışması siyasi faaliyet midir değil midir? Tabii ki siyasi faaliyet. Niye böyle bir şey söyledi Sayın yani Yıldırım onu, sizce? Onu Sayın Binal Bey'i programa davet edin. Ona sorun lütfen. Buradaki bu vekalet meselesi hiç olmaz. Hiçbir şey fark etmez. Sonuç itibariyle anayasa niye böyle bir madde koymuş? Orada meclis başkanının ne kadar yaptığı görevin öneminden dolayı konmuş. Siz vekil olarak birini yani meclis başkan vekillerinden birini yerine koysanız ve Sayın Bahçeli hep İstanbul'da parti faaliyeti hayır, olarak seçim faaliyetlerine katılsa ne fark edecek? Evet, evet, yani istifa etmiş olsaydı Sayın Yıldırım. A. AK Parti bir şey kaybetmezdi. B. Kendisi bir şey kaybetmezdi. C. Ülke bir şey kaybetmezdi. Şimdi bu kadar lüzumsuz tartışma da olmazdı. Şimdi bir de bu neyi gösteriyor? Acaba ama büyük bir korku mu var? Şimdi bari. Acaba kazanamama ihtimali çok mu ki? Şimdi niye bu yapılır? Acaba kazanamama ihtimali çok mu ki? Ama değerli arkadaşımız şimdi diyor ki Sayın Binali Yıldırım'ın ismi zaten şu anki anketlerde biraz daha önde görünüyor diyor. Hani kazanması da garanti. Ben garanti olup olamayacağını evet, nereden yani bilebiliriz? Ama siz çok kuvvetli bir aday olduğunda ne şüphe? Ne şüphe evet, yani evet. çok kuvvetli bir aday olduğuna ne şüphe? Evet. Ama ne gerek var böyle bir şeye? Çok bir şey kısa soracağım. Bir şeyimiz olsun. Çok kısa. Şimdi Binali Yıldırım'ın bir çözümü de şu oldu. Madem benim istifa herkes etmem istifa istenim, herkes etsin. 1990'lı yıllar anımsayacaksınız siz de. Tansu Çiller'in mal varlığı, kulakları çınlasın. Tansu Hanım ve Mesut Bey merkez sağı birbirlerine vura vura indirdiler ve bugünkü tablo çıktı. Madem ki benim mal varlığım bu kadar çok tartışma konusu, bütün genel başkanların mal varlıkları araştırılsın kararı çıktı. Ve yanılmıyorsam 260 küsur mevcut genel başkan ve görevdeki genel başkanların mal varlıkları araştırılsın dendi. Artık Ecevitler bir liste gönderdiler. İki çay takımı, iki fincan, dört tane vesaire. Yani artık iş iyice özünden kaybolmuştu. Şimdi yine onu anımsattı bana. Yani böyle madem ki ben istifa ediyorum, herkes etsin gibi bir şey de akılcı değil. Yani Binali Yıldırım'ın vicdanında zaten herhalde ayaküstü söylenmiş bir söz o. Çok da ayaküstü evet. Ama vicdanında bu olayın oturmadığı ortaya çıkıyor. Hani başından beri üç cümlesi var. Bir, yani her biri ötekinden aziz nesindik bir tablo. Bir, bu tartışma benim dışımda dedi. İki, seçim siyasi bir faaliyet değildir dedi. Üç, madem benim istifa etmem isteniyor, herkes etsin dedi. Bunların hiçbiri Binali Bey'in de ruhunda ayakları yere basmayan ve siyasete biraz da hiciv katan unsurlar peki, oldu. Peki, bir izlenim üzerinden Hilmi Bey'e döneyim. Şimdi dün, yani biraz özele de girecek ama çocuğu futbola götürdüm ve orada hep veliler önemli ölçüde siyaset konuşuyorlar. İnanılmaz. Demin söyledim. Ve Binali Yıldırım'a oy sizi vereceğini. Sizi görünce de siyaset konuşmaya başladılar. Yok, hep öyleler. Öyle kaldı 5 yıldır böyle. Başka Binali şey Yıldırım'a oy vereceğini söyleyenler de vardı grupta ve dediler ki ne önemi var? İstifa etse ne olur? Etmese ne olur? Şimdi dolayısıyla kamuoyu araştırmacısı olarak bu tartışmanın mesela AK Parti ve MHP seçmeninde herhangi bir karşılığı var mı? Şu an bir çalışma yapıyoruz. Yok. Onun cevabını oradan alabiliriz. Ancak gelen veriler
şu an ham veriler ve yapılan anketler kadar söyleyebileceğim şu ki o anlamda çok mühim bir şey değil. Sonuç değil, oy verme davranışını etkileyecek bir tutum oluşturmuyor. Nitekim yanılmıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bunun üzerinden siyaset yapmayacağını söylemişti. Sonradan evet, bunun bir kampanyanın parçası evet, yapmayacağız. Konuşuluyor. Zaten. Ancak Binali Bey, hep herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir husus var. Meclis başkanlığı title'ı üzerinden, o kimlik üzerinden kendisi bir güç alacak, güç devşirecek ya da onu kullanabilecek bir isimde değil. Girdiği zaman herhangi bir yere normal bir vatandaş, sade bir Anadolu insanı gibi, bir İstanbullu bir birey gibi davranabilecek bir... Yani umvanın suistimalini yapacak. Tabii, böyle bir insan olduğunu da biliyoruz. Ama bu tartışmalar uzadıkça ve bunlara verilen cevaplar ve diğer hususlar falan açısından da bir algıda bozulma. İnce de olsa bir şey var. Olumsuzluk var. Az önce Bahadır Erdem de dedi ya, mesela şöyle söyleniyor. Biz bunu mesela Kılıçdaroğlu'ndan da duyduk, Akşener'den de duyduk, parti liderlerinden de duyuyoruz. Binali Yıldırım kaybedeceğini düşünüyor, kazanamayacağını düşünüyor. Bu nedenle meclis başkanlığından istifa etmiyor. Mesela bu tarz bir ifade ve bunun yüksek sesle söyleniyor olması seçim kampanyası sürecinde Binali Yıldırım'ın aleyhine işleyecek bir algı yaratır mı? Yaratmaz. Binali Yıldırım meclis başkanı olarak seçen kim? Türkiye Cumhuriyeti Meclisi. Kazanamazsa tekrar aday olur, tekrar seçilir. Dolayısıyla bu sav çok yerine oturan bir sav değil. Hı hı. Size bir soru daha. Şimdi ne zamandı? 18 Aralık'ta mıydı İmamoğlu? 18 Aralık'ta açıklandı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı. En çok yapılan tespit neydi? Binali Yıldırım o kadar iddialı, bilinen, popüler bir aday ki Ekrem İmamoğlu'nu kimse tanımıyor. Bir ay geçti. Herhangi bir ölçümünüz var mı ya da izleniminiz nedir merak ediyorum. Bu artık Ekrem İmamoğlu açısından bir dezavantaj olarak görülüyor mu yoksa biraz onu açtım? Yani hala bir dezavantaj. Dediğim gibi şu an sahada bir araştırmamız var. O bittikten sonra daha somut bir veri üzerinden konuşabilirim. Ancak kişisel izlenimlerimiz baktığımızda. Kişisel izlenim olarak bakıldığı zaman birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyleri var. Özgeçmişleri var, tanınırlıkları var. İmamoğlu da sempatik bir isim. Ancak bu şeyi sonucu etkilemeye dönük herhangi bir şekilde seçim sonuna kadar tanınırlık ve oy verme tutumu açısından değişecek bir hususun olmadığını daha önceki yaptığımız araştırmalar, şu anki yaptığımız ham şey üzerinden anketleri tabletle ve anlık olarak yapıldığı için merak ettiğimiz zaman eğilimi görmek açısından zaman zaman bakıyorum. Değişecek gibi gözükmüyor. Yani çok orada ekstrem bir şey olur, bir olay olur, farklı bir durum olur, onları bilemem. Tamam. Ama şu an İstanbul'daki seçimi Binali Bey rahat alacak gibi duruyor. Şimdi orada oran vermeyeceksiniz biliyorum ama ben yine de şöyle soracağım. 2014'e baktığımızda yaklaşık 8 evet. puanlık fark var AK Parti CHP. 2018 genel seçimine baktığımızda Cumhur İttifakı 50-68, Millet İttifakı 36, burada da bir 14-15 evet. puanlık fark var. Hangisine daha yakın? Yani açık ara mı önde görünüyor yoksa biraz... Aslına bakarsanız burada seçimin doğası gereği çok 2018'e yakın bir durumun söz konusu olacağını düşünmüyorum. Neden derseniz iki tane elimizde şey var, rakip isim var. İkisi de böyle seçmeni konsolide etmek adına, kamplaştırmak adına bir dil kullanmıyorlar. Belli ölçüde bunlar etkili olacak. Ama ben şey konusunda, mesela burada en belirleyici olan hususu topladığı zaman ne dedik? Her zaman bu şeylerde, seçimlerde 2 artı 2 4 etmez. HDP seçmeni üzerine, HDP seçmenini alıp Millet İttifakı üzerine koyduğunuz zaman değişiyor gibi gözüküyor olay. Ama öyle değil. HDP seçmeninin oylarından da ciddi anlamda Binali Yıldırım'a oy gidiyor. Yani bu
şeyde seçim sürecindeki belirleyici olan Kürt oyları, MHP oyları, yani MHP oyları %4 gözüküyor ama MHP oyları burada 8.4. 3 ilçede MHP'li aday, ittifakın adayı, işte Silivri alabilme potansiyeli MHP'nin biraz daha yüksek gözüküyor. Oradaki adayın çalışmaları ve şeydeki tanırlığı falan açısından bakıldığı zaman Beşiktaş ve Maltepe için aynısını belki söylemek çok mümkün değil ama Silivri'nin MHP tarafından belli ölçüde şey olduğunu ve teşkilatta ve partide de görevli olan birisi olduğu için Volkan Bey, MHP teşkilatlarında, MHP tabanında Binali Bey lehine bir konsolide etme potansiyeli var. Diğer taraftan Binali Bey'in İYİ Parti tabanında da belli bir sempatisi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi oylarından da birazcık alıyor gibi gözüküyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi oylarının büyük oranda yine kendi şeyine, adayına yönelmesini bekliyorum ben şeyin, hı-hı, günün sonunda. Sonuç itibariyle şu an 8-10 puan gibi bir önde olması söz konusu şeyin, Binali Bey'in. Seçim sonunda bu 6 puan mı olur, 4 puan mı olur, yine 8 puan mı olur, onu zaman gösterecek. Ama 2,5 ay az değil tanıtmak için. Örneğin yarın Ekrem İmamoğlu Sultanbeyli'ye gidiyor. Sultanbeyli Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının düşük olduğu ilçelerden biri. Yani gittiğinde de birebir dokunarak, yani zaten haberlere de yansıyor. 2,5 ayın ben az bir süre olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu zaman dilimi içinde orada enerji etkili olabilir. Ben, bir de 3 tane sürprizi var İmamoğlu'nun benim gördüğüm kadarıyla. Hani Ankara'da olduğu gibi, hani suyun fiyatında vesaire, birkaç konuda belki de merkezi hükümeti etkileyecek, İstanbul Belediyesi'ni de etkileyecek ve kararı açıklayacak önümüzdeki dönemde. Öyle tahmin ediyorum. Şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ya bu doğru ama seçimden önce yapalım diyebileceği bir iki konu var ki etkili olabilir diye konu düşünüyorum. Konu başlıklarını biliyor musunuz sürprizlerin? Biri ulaşımla ilgili. Biri ulaşımla ilgili. Rahim Bey? Sayın İmamoğlu için şöyle düşünüyorum. Şimdi Sayın İmamoğlu bir kere iktidarlı bir dil kullandı. O kendisi adına bir kazanç. İki, daha önce İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış olan isimleri ziyaret etti. Ve bunlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı külliyeye gitti ve bir saat görüştüler ve oyunuza talibim dedi. Bunlar hem nezaket olarak güzel, Cumhurbaşkanı da tebessümle karşılamış. Tebessümle karşıladığını ifade etti. Hem nezaket olarak güzel, hem bir tecrübeyi almak açısından güzel. Diğer taraftan yaşı genç. İmamoğlu açısından doğru bir siyasi hamle miydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi? Bu bir hamleden ziyade tecrübe toplamaktır, tavsiye almaktır. Medeni insanlar farklı yerlerde de otursalar yapmaları gereken noktalar için karşı taraftaki insana bildiğini ve tecrübesini, tavsiyesini, peki, dile getirir diye düşünüyorum. O halde Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nü kalfalık, çıraklık dönemi kabul etsin. Bu dönemki adaylığını kalfalık dönemi olarak kabul etsin. Böyle giderse İstikbal kendisine gülebilir, yoluna devam etsin. O noktada seçimde oy verebileceksiniz diye. Yani efendim bu bir... O noktada ben bir şey, özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Karşılaştığım bir İstanbullu, aslen Çankırılı birisiyle yaptığım diyalog üzerinden bir şey anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta metrobüse bindim ve bir 65 yaşlarında amcayla sohbet etmeye başladık. O işte adaylar falan bahsetti, konuşuyoruz ve Milli Görüş tabandan geldiğini anladım. Dedi o önümüzdeki dönemde Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına gelse Türkiye daha iyi bir noktaya gider dedi. Belki önümüzdeki dönemde Ekrem İmamoğlu'yu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başının
da getirebilir yani. CHP'yi Kurultaylar Partisi diye zaten hemen şey oluyor ama şu anda gündemde yerel seçim var. Yani birileri açısından da başka yerlerde de duydum. Böyle bir şeyde konuşulmaya başladı şimdi. Aslında herkese hitap edecek karaktere sahip olmanın, tatlı dilli olmanın, güler yüzlü olmanın, hayatta ne kadar kıymetli olduğunu, herkesi de ne kadar etkilediğini gösteriyor. Aslında o anlamda İstanbul seçmen de şanslı iki aday da buna özen çok tecrübeli gösteriyor. Ama birisi de genç. Ve sert polemiklere de girmeyeceklerini söylüyorlar. Senem Hanım, bu ülkenin sermayesi iyi yetişmiş insandır. O insan hangi siyasi aidiyetten olursa olsun bu ülkenin zenginliğidir. Böyle doğru bakıyoruz biz. Şimdi mesela Hilmi Daşdemir'in yani optimal araştırmanın bu son yaptığı araştırmada Türkiye'nin nabzı değil mi araştırmasında mesela sormuşlar kaç kişiyle yaptınız? 2523. 2500 yüz yüze mi? Yüz yüze. Yüz yüze yaptınız. Evet. Aday projeleri yani ne etkili olacak? Abi, ben de az önce buna girecektim. Efendim? Az önce Sayın Balbay Sultanbeyli'den bahsedince bu hususa değinecektim. Siz de tam evet şey oldu. Şimdi aday projeleri diyenlerin oranı %28,6 ile ilk sırada. Onun mahalle toplantıları, ev ve iş yeri ziyaretleri izliyor. Sosyal medya %8,8 ile dördüncü sırada. Yani dolayısıyla işte İmamoğlu kapı evet, ev dolaşıyor gidiyor. Bu anlamda doğru bir strateji. Doğru bir strateji ama bu 2,5 ayda İstanbul gibi bir yerde bu yeterli olmayacak. Elbette medya desteği mi, medyadaki görünürlük falan açısından da önemli. Bu noktada uzun yıllar bu konuyla ilgili çalışma yapmış bir isim var. Paul Lazarsfeld diye bir iletişimci. Seçmen davranışı üzerine oldukça fazla araştırma yapıyor ve iki tespiti var. Birincisi kitle iletişim araçları ya da buna benzer araçlar yerine birebir temasın en etkili yöntem olduğunu ortaya koyuyor. İkinci olarak da seçmen kendisine benzeyen ya da kendi gönül bağı kurduğu İnsanları izlemek, onun mitingine gitmek, onun televizyon programını izlemek gibi bir eğilim içerisinde. İzlese de çoğu hemen karar değiştirmiyor. Yani böylesi bir durum da var. Oy verme davranışının duygusal bir davranış olduğunu gözlemliyoruz. Kalbiyle düşünüyor. Evet, kalbiyle, yüreğiyle düşünüyor. Ona göre oy veriyor. Buradaki eğer gönüldeki bağ, yüreğindeki bağ biraz zayıflarsa o zaman daha farklı faktörler ortaya girebiliyor. Oy verme davranışının herhangi bir şekilde kopması, bir şekilde bir partiyle aidiyetinin azalması, kopması, ortadan kaybolması da birdenbire olmuyor. Çok uzun zaman geçiyor. Ondan sonraki süreçte partilerin yanlışları, sürekli yanlış aday belirlemeleri ya da buna benzer üst üste gelen hatalar sonucunda işte belki genel siyasetin etkileri ve benzeri gibi hususlarda belli ölçüde partileri yıpratan bir noktaya geliyor. Bahadır Bey, mesela İstanbul'da yaşayan bir seçmen olarak İmamoğlu'nun işte dile getirdiği projelere baktığınızda, Binali Yıldırım'ın dile getirdiklerine baktığınızda çok etkilendiğiniz oldu mu şu ana kadar? Şu ana kadar etkilendiğim her iki aday bakımından da herhangi bir şey olmadı. Doğrusu hani ben Beylikdüzü'nde de oturmuyorum. Dolayısıyla güzel bir ilçemiz olduğunu biliyorum ama proje olarak bir şey henüz duymadım. Ama Sayın Balbay'ın dediği gibi... Mesela Haber Global'de Ekrem İmamoğlu Erdoğan Aktaş'ın sorularını yayınlattı. Haber Global Genel Yayın Yönetmeni. TEM'de ikinci bir metrobüs hattı yapacağını söyledi. Binali Yıldırım'a baktığımızda da orada daha çok bir raylı sistem, metro vurgusu yaptığını söylüyor. Mesela bu ikisini karşılaştırırsanız. Şimdi bu ikisinin hangisinin tabii ki İstanbul'a daha yararlı olacağını yani ben tam olarak şu anda bilemiyorum. Çünkü bunun için teknik bilgi lazım. Ama İstanbul'un trafiğine çözüm getirecek, İstanbul'un gerçekten dikey kentleşmesini hakikaten çözecek, çözmek için bir takım öneriler getirecek. Yahut da bu
nasıl söyleyeyim, İstanbul'un semtlerinin kimliğini korumayı hedefleyecek projeler, doğrusunu söylemek gerekirse, benim için önemli olurdu. Çünkü İstanbul'un öyle semtleri var ki hepsi birbirinden kıymetli ama bazı semtlerinin gerçekten kimliklerine de kıymet verilmediğini görüyoruz. Yahut da yeşil alanları, İstanbul'un yeşil alana çok fazla ihtiyacı var ama yeşil alan dediğimiz zaman hiçbir surette işte bilmem kaç dönüm şeyi betonu dökülmüş, yanına da işte kiremitleri konulmuş, yürüyüş yolları ile arasındaki çimenlerden bahsetmiyorum. Yeşil alan dediğiniz şey parktır, bahçedir, ağaçtır, korunmadır. Bunun korunması çok önemli. İstanbul gibi bir ülkede, bir şehirde mesela Yıldız Parkı'nın olmadığını düşünün. Bizim yeşil alanımız Yıldız Parkı'dır. Falanca yere yapılan işte 20 dönüm ama ortada ağacın olmadığı, işte yeni dikilmiş fidanların olduğu yerler yeşil alan falan filan değildir. Ha, tabii ki oralara AVM yapılacağına yahut da oralara bina yapılacağına, halkın gezmesi, yararlanması için parklar yapılması, bahçeler yapılması önemlidir. Ama bunları çok büyük, nasıl söyleyeyim, çok büyük hizmetler gibi göstermeyi de kesinlikle bir İstanbullu olarak kabul etmiyorum. İstanbul'a ihanet ettik mi? Evet, İstanbul'a ihanet ettik. İstanbul'a nasıl söyleyeyim? Mesela İstanbul'un yalılarını ben size söyleyeyim. Yabancılara satılmaması gerekir. İstanbul'da 600 tane yalı var. Bunun 387 tanesi, 89 tanesi birinci derece tarihi eser, 200 küsür tanesi ikinci derece tarihi eser. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bazı bölgelerdeki bazı mülkler yabancıya satılmaz. Ben yabancıya gayrimenkul satmaya kesinlikle karşı olan bir hukukçu değilim, hiçbir zaman olmadım. Gelsin 15 milyon euro versin, 10 milyon euro versin, loftlar alsın efendim yeni projelerden, Boğaz'ı işte 20 kilometre öteden gören 40. kattaki daireyi alsın. Ama benim milletim için kıymetli olan yerleri mesela alamasın. Bu tip projelerin İstanbul için muhakkak gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yahut da İstiklal Caddesi, Beyoğlu eski kimliğine kavuşturulsun. Yani nedir bu İstiklal Caddesi'ne yapılan zulüm? Gerçekten çok ayıp. Taksim'e yapılan zulüm nedir? Yani Taksim'in görüntüsü nedir? Yahut da ben İstanbul olarak gerçekten şu projesi yapılan AKM'nin bir an evvel bitmesini istiyorum. Yani her yere para bulunuyor ve her yere neler neler yapılıyor da bir AKM bunca zamandan beri niye orada koca bir boşluk, bir şey, çukur yığını halinde duruyor? Bazı yerlerin karakteristiğinin ve kimliğinin özellikle bozulmasına bir İstanbullu olarak hiçbir surette evet, kabul etmiyorum doğrusu. Şimdi müsaade ederseniz diğer tartışma noktalarını hemen Bahadır Bey'in bıraktığı yerden birkaç cümle edeceğim müsaadenizle. Çok kısa. Şimdi evet çok doğru söylüyor Bahadır Bey. Yani şehrin hüviyetini, kimliğini teşkil evet, eden binalar vardır, mahalleler vardır, semtler vardır, tarihi yerler vardır. Nasıl ki Sultanahmet satılamazsa camiyi, onun gibi Boğaz'daki bazı eserler de satılamaz. Evet. O bizim milli varlığımız. Kız Kulesi satılabilir mi? Bunlar satılamaz. Bunun gibi yani belediye başkanlarımız veya adaylarımız lütfen meseleyi sadece maddi cepheden, evet, zarf cephesinden ele almasınlar. İstanbul, eğer konumuz İstanbul ise İstanbul Türkçesi, evet, İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi diye bizim dillere destan zenginliklerimiz var idi. Bunlar kayboldu. Kaybolmak üzere. Ellerini çabuk tutmalar lazım. Belediye başkanlarımız kızımızla oğlumuzu evlendirirken kanunların bana verdiği yetkiyle öyleyse ben de sizi karı koca ilan ettim demekle vazifeleri bitmiyor. Bugün bu toplumda boşanma dağdaki terör kadar bu toplumu tehdit etmektedir. O evlendirdiği gençlerin acaba hangi belediye başkanımız 3 ay sonra gidip çocuklar bir çayınızı içmeye geldim veya çat kapı yemeğinize geldim. Siz ne yiyorsunuz? Geçiminiz ne durumda? Bura kira mı? Kendi mülkünüz mü? Derdiniz ne? Bir sıkıntınız var mı? Gibi
Peki. Babalık veya analık yaptılar mı? Bunları hatırlatıyorum. Bunları yapmalılar. İstanbul Türkçesi, İstanbul hanımefendisi, İstanbul beyefendisi ve aile. Şimdi anladığım kadarıyla, yani gerçi her iki aday da ulaşımı birinci sıraya almış durumda. Yeşil bir İstanbul vaat ediyorlar. Dikey ve yatay, dikey değil yatay mimari konusunda hemen herkes hemfikir. Ama burada düşünün, 8 yıl Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir Binali Yıldırım'ın da İstanbul'un birinci sorunu ulaşım demesi hakikaten hani genel hani başarılı gibi görünen bir sürecin içinde ne kadar geride ya da sorun ürettiğini de ortaya koyuyor. Bu dikey yapılaşma Ankara'nın da sorunu, İzmir'in de sorunu. Yani Binali Yıldırım'ın 8 yıl Ulaştırma Bakanlığı yapıp İstanbul'un birinci sorunu ulaştırma olması gerçekten manidar. Ama orada yeşil alanla ilgili de bugün uluslararası rakamlar açıklandı. İstanbul'da ortalama bir kişiye düşen yeşil alan 2.3 metrekare. Bu Beylikdüzü'nde 9 metrekare. Yani bu hakikaten hani Ekrem İmamoğlu'nun orada bir başarısı var. Yani İstanbul'da 1 milyon metrekare büyüklüğünde bir yaşam vadisi çok azdır. Yani Beylikdüzü'nde siz orada yaşadığınıza göre orayı biliyor. Yok, yaşamıyorum. Yaşamıyorum. Ama geçenlerde yolum düştü. Gerçekten temiz, modern yani, bir ilçemiz. Bu yeşil alan konusunda da İstanbul'un örneğin Bağcılar gibi, Esenler gibi, yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilmiş pek çok yerinde kişi başına düşen yeşil alan sayısı 1 metrekareden az Senem Hanım. Peki Hilmi Bey, bir şey diyecektiniz galiba. Yani İstanbul'un ulaşımla ilgili problemini Binali Bey'den çözmesini geçmiş dönemde beklemek bence biraz haksızlık yani bir olur. Şey açısından bakıldığı bir zaman. Bir tablo yani, bir tablo. Şimdi izninizle Binali Bey İDO Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde deniz ulaşımı noktasında ciddi anlamda bir düzenleme getirerek orada zaten yöneticiliğini ortaya koymuş. Orada Ulaştırma Bakanı olabilme potansiyelini ortaya koymuş bir isim. Yani baktığınız zaman şeydeki İstanbul'daki metrobüs, diğer taraftan Marmaray ve buna benzer projelerin yapımının arkasında yine Binali Bey'in imzası var. Yani İstanbul'un sorununu çözebilme potansiyeli açısından bu ulaşım noktasındaki metrobüs belli ölçüde o dönem 2009'daki seçimdeki en rahat olunan bir hususu gündeme getirdi. Ulaşımı da belli ölçüde rahatlattı. Yani metrobüs güzergahında bir yere gidiyorsanız araca binmenize gerek yok, taksiye binmenize gerek yok. Trafikten şeyde kurtulmuş bir şekilde belki oturarak gitmiyorsunuz, çok konforlu gitmiyorsunuz ama binip rahatlıkla belli bir süre içerisinde gidiyorsunuz. Bu bir başarıydı. Önümüzdeki dönemde de yani bu trafik problemini ya da ulaşım problemini kim çözer diye bir soru sorduğumuz zaman seçmene bariz bir şekilde Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir fark olacaktır. Yani şey vardır, genel klişe bir laf vardır, yaptıkları yapacaklarının teminatı diye. Binali Bey'in de ulaşım noktasındaki yaptığı hizmetlere bakınca bunun çözme potansiyeli olduğunu da belki önümüzdeki dönem İmamoğlu'nun getireceği önerilerle birlikte bir tartışma çıkabilir. Tartışmadan da bir sonuç çıkar. Tabii. Belki Ekrem İmamoğlu seçilir. Belki o daha iyi hizmet yapabilir ulaşımla nokta. Tamam. Ulaşım Sayın Balbay da dedi ki 3 sürprizi olacak Ekrem İmamoğlu'nun. Biri ulaşım başlığında. Hem fiyatlar hem projeler dedi. Bağlamında. Bakalım ne söylenecek. Şimdi evet, yerel seçim, adaylar profilleri etkili olacak, projeler etkili olacak, parti aidiyetleri yine ön planda olacak. Ama bununla birlikte bir de seçmene sorulduğunda diyor ki Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi. Hilmi Daşdemir'in başkanlığında Optimar'ın araştırmasında da bu çıkmış. %35,5'la ekonomi ilk sırada geliyor. Biz biliyoruz ki CHP'de stratejisinin, evet, seçim stratejisinin ilk başlığı ekonomi. Biz bunu grup toplantılarında da görüyoruz. Ama şunu da görüyoruz aynı zamanda iktidar cephesine baktığımızda da o kadar çok kredi ve teşvik açıklamaları yapıldı ki veya belediye bazlarında işte su indirimi gibi indirimler, ulaşımda indirimler yapılıyor. Dolayısıyla belli ki iktidar açısından da AK Parti açısından da
Bu fark ediliyor, görülüyor. Dolayısıyla Mustafa Balbay, yani nedir? Belli ölçümler yapıyor musunuz? AK Parti'nin mesela ciddi anlamda bir oy kaybına uğradığını görüyor musunuz? Çünkü böyle iddialar var CHP'li yetkililerden. Şimdi 2009 seçimlerinde biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu %40'lara değil mi düşmüştü 2009 seçimlerinde? %38'di. Ha, 38'e düşmüştü. Bunda önemli etken hem dünyadaki ekonomik kriz, onun Türkiye'ye etkileri de yansımıştı. Şu anda geldiğimiz noktada da genel olarak söyleyebileceğimiz genel doğrulardan biri şu: ekonomik kriz siyasal sonuç doğurur. Şu an içinde bulunduğumuz tablo içinde de bir ekonomik kriz var. Bunu zaten iktidar da kabul etmese bile yerine göre verdiği rakamlarla, hatta aldığı önlemlerle gösteriyor. Örneğin hani kredi kartı borcu olanlar için getirdiği çözümler, kimi yapılandırmalar, hepsi bunların bir göstergesi. Ve şu anda Türkiye'de geldiğimiz noktada mevcut bütün gayri safi milli hasılanın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı geldiğinde %37'si emeğindi. Yani ücretiyle maaşla geçinen kesimler, emeği karşılığı geçinen kesimler buradan %37'lik bir pay alıyordu. Şimdi bu pay %17'ye düştü. Bunun somut sonucu nedir dersiniz? Daha doğrusu birkaç veri verebilir misiniz derseniz. Biri şu: Türkiye'de 2008 yılından bu yana emeklilik bağlama oranları düştü. Siz 2008'de emekli olduğunuzda 2000 lira maaş bağlanacaksa, bugün bu maaş 800 liraya düştü. Pek çok kişi buna inanamıyor. Evet, emeklilik bağlama oranları %70'den 65, 60, 50 böyle adım adım düştü. Bu nedenle bütün bunlar insanların bence gündeminde. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sorunları ortaya koyması yetmez. Diyelim ki sizin bu stüdyo, çok güzel de bir stüdyonuz var. Çok teşekkürler. Uzun yıllar devam edin, kurumlaşsın Haber Global. Diyelim ki yetmiyor, yani daha dar. Benim gelip sürekli bu stüdyo size dar dememin, bunun sorunlarını size anlatmamın çok büyük faydası olmaz. Çözümle gelin. Ama ben size dersem ki ya yan tarafta iki kat daha büyük bir stüdyo var, o. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sadece ekonomik kriz var. Sana maaş düşük bağlanıyor, senin hakkın şuydu, vermiyorlar demesi yetmez. Önümüzdeki dönem itibariyle bunu nasıl yapacağını gösterebilmesi çok önemli olacak. Örneğin ben belediyelerimde asgari ücreti 2200 lira yaptım. Bence CHP'nin bu çıkışı asgari ücreti 2000 liranın üzerine çıkardı. Yoksa bütün veriler, ekonomiyle ilgili kesimlerin rakamları alt alta koyduğunda 1900 küsur civarında bekleniyordu. 2000 liranın üzerine çıkmasının nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben belediyelerimde asgari ücreti 2200 lira yaptım demesidir. Tabii şu anda bir de gördüğümüz iktidar bütün ekonomik sonuçların ortaya çıkmaması için her şeyi 31 Mart sonrasına süpürmekte. Yani çok büyük olasılıkla. Mesela bugün İYİ Parti Genel Başkanı şöyle bir ifade kullandı: İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız dedi. Şimdi öyle bir ihtimal görüyor musunuz mesela? Hepimiz yüz yüze dilerim siz bizi yine çağırırsınız, konuşuruz, değerlendiririz seçim sonrasında da. Ben Mayıs ayında IMF haberlerinin artacağını görüyorum. Bu tablo oraya gidiyor. Uluslararası alanda Türkiye'nin, düşünebiliyor musunuz? Dünyada ortalama borçlanma oranı %3,5. 3, 2. Ama şu anda biz %8 de borçlanıyoruz Senem Hanım. IMF haberlerinin artacağını düşünüyorum derken IMF ile yeni bir böyle anlaşma mı olacak? Böyle yani bir tablo görüyorum. Başka bir çıkar yol çok zor görünüyor. Çünkü biz yani üretime dayalı ekonomi Türkiye'de hakikaten çok gerilerde. Adana'da kitap fuarında hani bir yönetici dedi ki en mutsuz günlerimi yaşıyorum. Ne dedin? Hayrola dedin. 200 kişi çalışıyordu fabrikamda. 50'ye düştük dedi. Ve çıkarma para şeylerini de ben verdiğim için çok üzülüyorum dedim. Peki, çok süremiz kısa, daralıyor ama. Çok kısa bir sürem kaldı. Evet, o nedenle ben diğer konukların da sadece başlıklarıyla iki konuya değinin. Bu seçimlerde yine kadın adayların çok az olduğunu görüyoruz. Bu konuda iyi araştırmalar da yapan, yani belediye başkanlığı da yapmış olan okul arkadaşım,
Nurgül Uçar var. İzmir Seyrek Belediye Başkanlığı yapmıştı. Sadece rakamı vereyim. Tamam. 31 bin belediye başkanı bugüne kadar seçmişiz. Bunların sadece 119'u kadın. İnanılmaz. Ben inanamadım. Türkiye yani tekrar Cumhuriyet bakar mısın tarihine. Buna dedim. Peki. Tekrar araştırdığını sektör iletti. Ve şu an 43 ilimiz hayatı boyunca hiç kadın belediye başkanıyla tanışmamış. Şimdi yuvayı dişi kuş yapar diyoruz, tamam. Belediyeyi erkek yapar diyoruz. Şimdi bu zaten ayrı bir tartışma konusu, ciddi bir mesele. Bunu burada noktayı koyuyorum. IMF ile bir anlaşma olasılığı gündeme gelebilir. Sayın Akşener diyor ki inşallah seçimden sonra 94 krizi yaşamayız. Ne diyorsunuz Rahim Bey? Evet, 5 Nisan krizlerine herhalde atıfta bulunuyor. 94, yok, 5 Nisan. Onlar atıfta yapmadı. Bir daha da yaşamayacağım hayır, ama. Sayın Akşener'in dediğini söylüyor. O zaman tabii, o da hükümetteydi herhalde değil mi? Hükümette miydi? DYP'deydi. 94'te evet. Mi? Evet. Hükümetteydi. O zaman evet. Tam o yüzden iyi hatırlıyor. Evet, ona herhalde atıfta bulunuyordur. Tabii Sayın Balbay'ın dediği bir tahmin yani bir endişesini dile getiriyor. Gerçek şu ki bu döviz saldırıları işte o Brunson hikayesi Türkiye'ye pahalıya mal oldu. Bugün paranın alım gücü düşmüş durumda. Emekli, dar gelirli, maaşlı, sabit gelirli insanların bütçeleri fevkalede daralmış vaziyette. Fazla söylemeyeceğim. Şunu ifade edeyim. AK Parti, iktidar partisi seçimlerden sonra eğer oylarında bir düşüş görürse, diyelim ki 5 puanlık bir düşüş olmuş. Bunun 2,5 puanı kesin kez ekonomik sebeplerdendir. Peki Hilmi Bey, yani bu sizin yaptığınız ankette, araştırmada %35,5'la ekonomi, aslında %25'li değil de işsizlik var. Yani orada da %25,7 yani çok önemli bir oranla. Onu tabii olarak getiriyor işte adamcağız. Ekonomi, işsizliğiyle, maaşıyla, alım gücüyle ön planda. Dolayısıyla bunun ciddi bir etkisi olacağına dair izleminiz var mı seçmen kararında? Yani seçmen kararında tabii etkisi var ve bunu geçmişte de yaşadık. 2009'da o zaman 2008'deki küresel kriz gerçek anlamda Türkiye'yi teğet geçmişti. Yani teğet geçen krizin bile etkisi oldu belli ölçüde. Ancak şu an yaşanılan ekonomik durgunluk ya da işte ekonomik daralma, ekonomik kriz adına adını ne koyarsanız koyun belli ölçüde insanların hayatını etkiliyor ve içinde bulunduğumuz mevsim şartları itibariyle çetin de bir kış dönemi yaşıyoruz. Yani yarın 21 ilde okulların tatil olduğunu az önce ekrandan altyazıyla geçti Haber Global ekibi, oradan da gördük. Yani bu çetin kış şartları arasında ithal girdilerimizin en önemli şeyi unsuru olan doğalgaz ya da buna benzer şeyler, giderler insanları ciddi anlamda etkileyecek. Geçtiğimiz yıl aylık 250 lira doğalgazla ısıtıyorsa evini, bu yıl 450-500 lirayla ısıtacak. İşte asgari ücretle geçinen aileler, düşük gelirliler için bu çok önemli bir gider. Belli ölçüde etkili olduğunu görüyoruz. Evet. Ama ancak diğer taraftan şöyle bir husus da var. Yani bugün MHP lideri Sayın Bahçeli de açıkladı. İşte onların doları varsa bizim de imanımız var dedi. Sonuç itibariyle seçmen tarafından işte gerek Brunson olayı ve sonrasındaki gerek gelişen Trump ve Trump'ın o yine o küstah tavrıyla atmış olduğu tweetler itibariyle bir taraftan da seçmenin bu tür davranışlar açısından belli bir kesiminin de işte biz bunlarla bir şekilde mücadele ederiz, aşarız. Ancak bu Amerika'nın bu tutumuna karşı da birlik olmak gerekir yani, gibi beka ile ilgili. Seçmeni, MHP seçmeni şuna söyleyecek, şunu diyecek. Bu iktidardan kaynaklı değil. Dışarıdan ekonomik bir saldırı var ve dolayısıyla biz onun sonuçlarını yaşıyoruz diyecek. Tamam olmasa da tamam, diyebilecek seçmen evet. Var. Bu arada Devlet Bahçeli bugün yine
dedi ki 31 Mart seçimlerini beka merciğinden analiz ediyoruz. Sadece belediye başkanı seçilmeyecek. Beka gittikten sonra belediyeyi ne yapacağız? Aynı zamanda bu bakış açısı da seçmenin o anlamda Cumhur İttifakı seçmeninin özellikle başka partiye kaymasını önleyecek bir anlayışı mı veriyor seçmene? Belli ölçüde veriyor. Ancak Sayın Bahçeli'nin bu mesela ittifak arasındaki iki partinin görüşmeleri adına pazarlık diyelim ya da il ve ilçelerin paylaşımı noktasındaki şeylerde herhangi bir şekilde bir dayatma içerisinde olmadığı genel söylem itibariyle Cumhur İttifakı'nın kazanmasını önemsediğini yapmış olduğu birçok açıklamalardan görüyoruz. Yani isteseydi Milliyetçi Hareket Partisi işte Ankara'da daha fazla ilçe alabilirdi. İşte ben Kayseriliyim, 3 büyük ilçesi Melikgazi, Koca Sinan ve Talas. Bunların ve Kayseri'de %20'ler civarında MHP oyu var. Bunların herhangi birisi MHP'ye verilmemiş durumda. Peki bunları, zamanım kalmadığı için. Yani MHP açısından, Bahçeli açısından bunların çok önemli olmadığını ve tabanını da bu anlamda konsolide ettiğini, aynı zamanda AK Parti seçmenine de bir mesaj verdiğini gözlemliyoruz. Evet. Peki araya gireyim. Yani beka, yerel seçim yapılıyor. Bunun beka meselesiyle ne ilgisi var diyor mesela muhalefette. Yani işi buraya sıkıştırmanın yanlış olduğunu düşünüyor. Sizce? Belli ölçüde doğru ama diğer taraftan da bu söylem işte Cumhurbaşkanlığı meşruiyet tartışması ve buna benzer tartışmalar üzerinden muhalefetin de işine gelen bir söylem oluyor. Yani beka, evet beka ile ilgili bir problem var mı? Belli ölçüde var ama muhalefetin de muhalefet liderinin de dillendirdiği bu söylemde yine genel seçim havasına sokulmasının bir göstergesi diğer tarafta. Tamam, son 4 dakikadan Bahadır Bey'in bir, hemen kısaca tabii alayım birkaç cümlesini. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beka sorunu zaten Cumhur İttifakı'nın son 2,5 yıldan beri her seçimde her seçmenin karşısına koyduğu ve kendi seçmenine, özellikle Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin kendi seçmenini konsolide etmek için kullandığı ilk argüman. Ekonomi ama zor oyunu bozar diye bir tabir vardır biliyorsunuz. İktidar seçmeni, AK Parti ve MHP seçmeni de dahil olmak üzere bu bekaydı vesaireyi de bozacak olan tek şey ekonomik bakımdan halkın gerçekten sıkıntıya düşmesidir. Ekonomik bakımdan halkın ne kadar sıkıntıya düştüğü, 31 Mart'a kadar ne kadar sıkıntıya düşeceğini daha henüz bilmiyoruz. Bu şekilde giderse eğer işte göreceğimiz durum budur. Ama şunu da düşünmek gerekir. Yani kredi kartı, avukat olarak söylüyorum bunu, icra takiplerinin haddi hesabı yok. Batan ve iflas olan şirketlerin haddi hesabı yok. Kredi kartı borçlarının yapılan takiplerin haddi hesabı yok. Onun için zaten işte ne yapıldı? Ziraat Bankası'ndan kredi. Nedir? Bu sadece icrayı durdurmaktır. Belli bir müddet icrayı durdurmak. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Sonradan bu nasıl karşılanacak? Seçmen bunları düşünür mü, düşünmez mi? Şunu biliyorum. İktidar seçmeni hiçbir surette Türkiye'deki hukuki değişiklikleri oy atma anlamında şu kadar bile etkilemiyor. Şu kadar etkilemiyor. Türkiye'nin hukuku öyle olmuş, böyle olmuş, efendim şu değişmiş, bu değişmiş, hiç ilgilendirmiyor. Ama ben biliyorum ki eğer gerçekten ekonomik bakımdan sıkıntıya düşerse sadece onunla etkilenecektir, etkileniyor. Ha bu, İnşallah ülkemiz hiçbir zaman ekonomik bakımdan sıkıntıya da düşmesin. İnşallah bu şu anki var olan sıkıntı o düzeyde, bu düzeyde hep beraber milletçe atlatalım. Çünkü hepimiz Peki. fakirleşiyoruz sonuç itibariyle. Ama ekonomi seçimleri etkiler mi? Etkiler. Yerel seçimleri de çok etkiler. 31 Mart'a kadar ne olacağına, karşımıza ne çıkacağına ve de ondan sonra neyi, yani tablonun neyi göstereceğine bağlı. Tabii Peki. burada soğan 7 liraya çıkmışsa hani burada durup düşünmek gerekir. Hani gerçekten bunun çözümü ithalat da değil. İthalat da değil. Sonra tarımın geldiği noktayı anlatmak için keşke Cumhurbaşkanı kenevirin önemini, hakikaten bence de önemlidir kenevir ama pamuk niye ekilemiyor diye baksaydı. Pancar
alanları niye %10 azaldı diye baksaydın. Hani ekonomi deyince konuşulacak çok konu var. Senem Hanım, eğer mesele beka ise burada hiç kimsenin farklı düşüneceğini sanmıyorum. Evet, hiçbir bu ülkenin geleceği hepimizin geleceğidir. Suriye'de Amerika böyle bizi Kürtlerle düşman edecek bir tavra girdiyse bunu hepimiz karşı koyarız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekiliydim. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi yazarıyım. Bu ülkenin bekası ile ilgili bir tartışma olduğunda hepimiz beraber oluruz. Ama bunu böyle iç siyaseti alet edildiğinde konu çok çatallanır. Şimdi zaman daraldı biliyorum ama inanır mısınız? Yunanistan özellikle Türkiye'ye karşı geçmişte en önemli diplomatik güç olarak kendi ülkesinin muhalefetini kullanmıştır. Demiştir ki ya ben seninle daha iyi olabilirim ama ben muhalefetimi de gözetmek zorundayım, o farklı düşünüyor demiştir. Ama bugün Türkiye'de iktidarın örneğin Cumhurbaşkanı'nın İzmir'de CHP terör sevicisi dediği an inanın bu ülkenin asıl beka sorunu orada başlar. Tartışma orada başlar. Bu konuları ben iç politikaya alet etmemeye çağırıyorum. Peki. Ve özellikle Suriye bağlamında da Amerika bize ne cevap verdiğimiz tabii ki önemli. Ama böyle tweetle Türkiye böyle bir cevap, böyle bir laf edememeli. Ne yüzsüz Trump. Yani adam neredeyse tweetle yani, savaş olacak diye. Rahim Bey son değerlendirdiği noktada yani iç siyasete alet mi ediliyor acaba terörle mücadele? Etmemeli yani o anlamda. Yani o anlamda bir eleştiri de tabii dolaylı olarak evet. Vermiş oldunuz. Yani, ne diyorsunuz? Şöyle. Bu beka vurgusu sizce doğru bir vurgu beka mu? Beka meselesi hepimizin. Yani yerel seçimler özellikle. Yani beka ne demektir? Bir milletin, varlık. Bir devletin, bir ülkenin var olma yok olma meselesi demektir. Ya istiklal ya ölüm demektir. Bu hepimizi alakadar eder. Sayın Bahçeli'nin orada dile getirdiği şudur. Eğer çok ciddi bir kayıp olursa bu mahalli seçimlerde bu referandum olarak telakki edilecektir. O takdirde yeni girmiş olduğumuz ve zaman içinde yerine tam manasıyla oturacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmaya açılacaktır. Bu da ülkede kargaşaya yol açar. Ülkelerde ikide bir sistem değişikliğine gidilemez. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemini 100 yıl sonra aşağı yukarı geçirmiş oldu. Kastettiği budur. Söylenecek peki. Herhalde. Bundan sürem doldu. Kargaşaya yol açar mı Mustafa Bey? Açmaz. Açmaz. Türkiye içinde... Sistem tartışmasını başlatır mı muhalefet? Ankara İstanbul'u kazandı diyelim. Zaten şu anda hakikaten sistemi tartışma bir yana. Bakın yerel seçime gidiyoruz Senem Hanım. İttifaklar var, yasası yok. Yani bu gerçekten bu sistemin tartışması anlamda demiyorum. Hani oturulup muhalefetiyle, iktidarıyla hani denetim mekanizmalarında güçlü olduğu bir sistemin oturması lazım Türkiye'de. Şu anda sistem yok ki tartışması olsun. Peki. Mustafa Balbay, Bahadır Erdem, Rahim Er, Hilmi Daşdemir çok teşekkürler. Neden biz programına katıldığınız için. Size teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Evet, izledikleri için vakit ayırıp. Perşembe akşamı için. Görüşmek üzere. Yine saat 21'de Neden'de. Hoşçakalın.